ilk oylama yapıldı. Sonrasında bugün de devam edecek. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Türkiye gündemi dedik. Bir habercinin de gündemi ister istemez siyasettir dedik. Ve siyasette yeni oluşacak makamlar. Tabii ki buna hükümet de dahil. Ama önce meclis başkanlığı demiştik. Ardından da meclis başkanlığı, ardından da hükümet için koalisyon çabası, çabaları ve oluşumu gelecek tabii ki. Ve tabii ki de bizim de gündemimiz siyaset gündemi, milletin gündemi. Ama önce düne gidelim. Milletvekilleri tasnif komisyonu tutanağa gelmiştir, okutuyor. Meclis Başkanlığı için AK Parti'den İsmet Yılmaz, CHP'den Deniz Baykal, MHP'den Ekmelettin İhsanoğlu ve HDP'den Dengirmir Mehmet Fırat aday gösterilmişti. İlk iki tur oylamadan sonuç çıkmadı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 258, CHP'nin 132, HDP'nin 80, MHP'nin ise 80 vekili var. İlk tur oylamada 545 vekil oy kullandı. 5 kişi oylamaya katılmadı. Buna göre İsmet Yılmaz 256 oy, Deniz Baykal 125 oy, Ekmelettin İhsanoğlu 81 oy, Dengirmir Mehmet Fırat 81 oy aldı. 2 kişinin de oyu boş sayıldı. Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı seçiminde anayasada öngörülen 3-2 oy çoğunluğu bulunamamıştır. İkinci turda da bir sonuç çıkmadı. Buna göre İsmet Yılmaz 256, Deniz Baykal 128, Ekmelettin İhsanoğlu 80, Dengirmir Mehmet Fırat 80 oy aldı. Antalya Milletvekili Deniz Baykal 128 oy. İstanbul Milletvekili Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu 80 oy. Mersin Milletvekili Dengirmir Mehmet Fırat 80 oy. Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 256 oy. Boş yok, geçersiz bir oy, toplam 545 oy. Üçüncü ve dördüncü tur oylamaysa 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde anayasada öngörülen 3-2 oy çoğunluğu bulunamamıştır. Alınan karar gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin 3 ve 4. tur oylamalarını yapmak için 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor. Evet, şimdi dünden bugüne gelelim. Aslında dünden bugüne geleceğiz ama zaten bugündeyiz. Şimdi felsefeye başlayacağız artık böyle. Dünden bugüne nasıl gelinir, gelinmez, zaman nedir, an nedir? Hiç gerek yok efendim. Görevimiz haber ulaştırmak sizlere ve bu haber ulaştırma vazifesini de tabii ki gazeteler aracılığıyla yapalım ve gazetelerin birinci sayfasına bakalım. Önce tabii ki her zaman olduğu gibi ilk gazetemiz, gazetemiz Akit. Akit'in birinci sayfasına birlikte bakacağız. Ve Akit'in birinci sayfasına birlikte bakarken teknolojiden biraz uzak, aslında bu da bir teknoloji ürünü ama yani şu bizim bildiğimiz gazete aracılığıyla yapacağız. Siz ekranda, ben de elimde gazete. Günün ilk dakikalarında bir gazete okuma zevki ve heyecanını ben yaşayacağım. Umarım size de yaşatırız. Umarım haberlerle de haklı bir heyecan yaşarız. Önce Akit dedik, bakıyoruz efendim Akit'in birinci sayfasına. Ve önce sürmanşet. Sürmanşette yer alan haber başlığına birlikte bakalım. Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Sayın Selamoğlu'nun Akit gazetesiyle Ankara'da yapmış olduğu o mülakatın bazı ana başlıkları vardı gazetemiz Akit'te. Yine bugün bir başka ana başlık var. Konu aynı efendim. Kahraman aynı. Kahraman demek ne kadar doğrudur. Hikayenin kahramanı denir ya efendim, hani tırnak içerisinde. Yani kahraman aynı derken bu adamlar kime göre kahraman, neye göre kahraman, artık bunun cevabını siz veriniz efendim. Kimden bahsediyoruz? Türk Mühendis ve Mimarlar Odası'ndan bahsediyoruz efendim. Olayın kahramanı onlar. Ama neye göre kahraman, kime göre kahraman? Tabii ki onu sizler daha iyi anlatabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Almanlara göre kahraman olabilir mesela. Efendim diyor ki haberde,
Mesleki sorunları bir yana bırakıp üyelerini deli dumrul haraçları ile soyan ve kaynaklarını terör yandaşlarına aktardığı iddia edilen Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin bir yılda elde ettiği parayla her yıl Cumhurbaşkanı Sarayı gibi bir yapının inşa edilebileceği belirtiliyormuş efendim. Bakın her yıl hani şu eleştirdikleri yani olayı şöyle bir hale getirdikleri, bir israf haline getirdikleri. Yani saraydan bahsediyoruz efendim. Sarayı bir israf merkezi haline getiriyorlar ya. Dolayısıyla hani o bu ülkenin hükümetinin ya da Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu bir konutu, bu ülkenin diyoruz, sahip olduğu bir konutu bir israf merkezi haline getirmek için bir algı operasyonu yönetiyorlar ya hani. İşte o yönettikleri algı operasyonuna konu olan saraydan her yıl bir tane yapabilecek şekilde bir bütçeye sahip oldukları söyleniyor. Kim söylüyor bunu? Bunu? AK Parti milletvekili bayanı evet, söylüyor. Evet. Siz evet. Yine evet hazırsınız ben Ahmet biliyorum. Bey, biraz daha bir haber. Ahmet Bey yani topu ayağıma getirme. Hı-hı. Ben bir tane sağlam ayağım var atarım 90'dan. Kusura bakma. Yani konuşma diye de böyle gözümün içine bakıyorsun adeta. Yok hayır diyor. Hayır. Ya bir yanlış mı anladın? Bir ben yanlış. Seni anladım onu da yanlış anladım. Olabilir efendim. Evet. Olabilir efendim. Sizin bu konudaki düşüncenizi tabii ki biliyorum. Efendim evet. Haberi okumaya devam edeyim. Bir başka başlık var. Almanlarla işbirliği içindeler. Başlık yine sürmanşette haberin hemen altında. Selamoğlu Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin gezi olaylarında öğrencilere her gün para dağıtacak kadar güçlü olduğuna dikkat çekerek Almanya menşeili bir dernek ile bunların işbirliği içerisinde olduklarına dair duyumlar alıyoruz. Burada üst akılla çalışanlar var. Bunlar milli projelere karşı dava açıyorlar demiş. Efendim hemen bu haberin altında önemli bir başlık var. Sayın Karakaya'nın bu konuyla ilgili bir yazısı var. Programın sonlarına doğru köşe yazarlarımızın yazılarını aktardığımız o anda yazının ilk birkaç cümlesini aktaracağız efendim. Ama bu konuyla ilgili büyük bir ihtimalle çünkü haberin hemen altında DAEŞ İslamcı değil, baro ve odalar da demokrat değil diyor Sayın Karakaya. Efendim dönüyoruz manşete. Sınırımızda 3000 Mossad ajanı varmış. Sınırımızda 3000 Mossad ajanı varmış. Efendim sınırımızda 3000 Mossad ajanı olmasını bir tarafa bırakın. Bizden görünümlü binlerce Mossad ajanı var. Adı yani, Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin Fethullah. Yani gazeteci, evet. Televizyoncu, hakim, savcı, polis. Evet. Değil mi? Ne demek istiyorsun sen kardeşim? Açık konuş. Açık. Bundan da açık olur mu diyorsun? Bundan da açık olmaz herhalde. Efendim haberin devamına bakalım, manşetin devamına bakalım. Yeni Akit'in ulaştığı Türk istihbarat raporu. Yanı başımızda yaşanan olaylardaki Siyonist İsrail'in rolünü gözler önüne serdi. Türk istihbaratı tarafından hazırlanarak devletin zirvesine sunulan raporda İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın çoğunluğu Kürtlerden oluşan 3000 ajanını 2 yıl kadar önce Suriye'nin kuzeyine gönderdiği tespiti yer alıyor. Evet efendim devam edelim bir başka haberle. DAEŞ sınıra mayın döşüyor diyor gazetemiz Akit'te yer alan bir başka haberin başlığı böyle. Sınıra DAEŞ'in mayın döşediğini aktarıyor okuyucuya. Ve yine bir başka haber başlığı Sivas davası ile ilgili mazlumlar yeniden yargılansın. Bakın Sivas davası ile ilgili her taraftan hani üstü kapalı bir durum aslında. Yani orada ne olduğuyla ilgili net, tertemiz bilgi hala insanların elinde yok. Tertemiz bilgi. Şimdi Akit gazetesi diyorsa mazlumlar yeniden yargılansın. Orada bir hani şu derin yapılanmanın şöyle bir parmakları, derin yapılanmanın parmakları olduğunun artık yani net bir ifadesidir. Evet. Net bir ifadesidir. Ve bu konuyla ilgili efendim diyor ki Akit gazetesi bu haberle. Hiçbir şey göründüğü gibi değil diyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil.
Yani hiçbir televizyon, televizyon değil, hiçbir gazete belki gazete değil. Akit Gazetesi diyor ki Sivas olaylarında insanlara farklı şeyler anlatıldı. Orada mazlumlar var. Mazlumlar Menemen'deki gibi belki de. Mazlumlar var da o mazlumlar yandaş medyada dahil seslerini duyuracak vicdan sahibi mecralar bulamıyor. Yandaş medyada dahil, altını çiziyorum. Akit gazetesinden başka onların feryadını cihana duyuracak başka bir yayın organı yok. Adı Yandaş. Evet. Evet. Yandaş, niye yandaş? Şimdi yandaş tamam da yani neyin ya, yandaşı? Ahmet Bey, oradaki yazarlara bakıyorum. O yazarlar bile bir tahterevalli düşünün. İki tarafta da ayakları var. İki tarafa oynuyorlar böyle. Bir gün Aydın Doğan medyasına ya da Samandolu medyaya gidebilmek için bir gayret içindeler. Yani tamamen vicdanlarını baz alarak o merhamet denilen çınarın gölgesi altında yorum yapmıyorlar. Hepsinde bir riyakarlık, hepsinde bir ikiyüzlülük var. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ama var. Realite bu. Ve bunlar da hala uçaklarda da geziyorlar. Baş tacı edilerek maalesef. Evet, bu riyakar takımı her devirde borusunu öttürüyor. Acı ama gerçek. Habercilik, gazetecilik ya da televizyonculuk bu mu Sayın Uğurlu? Yani son nokta uçağa çıkmak ya da bir sunucu içinse son nokta devlet televizyonunda bir yarışma programı sunmak ve sonrasında emekli olmak mı? Yoksa bir yürekle, bir yürekle, bir vicdanla ekran karşısında olmak ya da eline kalem almak mı? Ahmet Bey, Allah şahit, kalpleri en iyi bilen Cenab-ı Hak'tır. Bir gün burada söyleyebildiklerimi söyleyemezsem gider bir köşe başında limon satarım ama vicdanımı satmam. Ama herkes satıyor. Herkes satıyor maalesef. Kimin satıp satmadığını millet nasıl bilecek peki? Yıllarca bu ülkede kahraman diye televizyoncular oluşturdu. Ahmet Bey bu... Kahraman, kahraman. O sektör, bizim sektör, o insanların kahraman diye baktığı kişilerin efendim ne olduklarını çok iyi biliyor sektör. Yani biz biliyoruz çünkü işin içindeyiz. Biz neler döndüğünü çok iyi biliyoruz. Şu kahraman diye baktıkları, şu yiyecek içecek adamları var ya, artık anlamışsınızdır, daha fazla konuşturmayın. Yani dolayısıyla ne oldukları, neler yapıldıkları biliniyor ama millet bunu nasıl ayırt edecek? Şimdi Ahmet Bey, inanın bir meyhanede içki servisi yapsalar bundan daha namusluca bir şey. Günde 10 kişiye, 20 kişiye hizmet ederler. Bunlar o içkileri bütün milletin ruhuna, bedenine zerk ediyor. Bakıyorum televizyonda seyrediyorum böyle. Bu adam böyle düşünmüyor, biliyorum. Şahsen tanıdığım adam. Böyle düşünmüyor bu adam. Ama orada Aydın Doğan'a yaranmak için, onun televizyonunda görünebilmek, davet alabilmek için öyle konuşuyor. Cümlelerin arasına, arada da bir Tayyip Erdoğan'ı da memnun edecek bir şey sıkıştırıyor. Yani dansözlük diye bir meslek var ya Ahmet Bey, dansözlük. Bunların yaptığı dansözlük. Gerçekten dansözlük. Tabii ki. Şaşırıyorum tabii ben. Tabii ki. Ya bir insan bu kadar onurunu satar mı? Bu kadar haysiyetli olur mu? Çok güzel. Ama şunu söyleyebilir miyim Sayın Uğurlu? Gerçekten. Ama karşılığını alıyorlar söyleyeyim. Alıyorlar mı? İki taraftan da alıyorlar. Yani taraf... Aydın Doğan ya da Samandolu kanallardan da alıyorlar karşılığını. İktidardan da alıyorlar. Hayatta, uçaklardan da inmiyorlar. Hayatta karşılık denilen şu işaret parmakla baş parmağın birbirine sürtünmesi sonucu ortaya çıkan ifade mi? Karşılık bu mu yaşamda? Hayat bu mu? Bunun öbür tarafı, bunun vicdan tarafı, bunun huzur tarafı, bunun maneviyat tarafı yok mu Sayın Uğurlu? Yani bu mu şu baş parmakla işaret o parmağının birbirine sürttüğü an mıdır? Vicdan kelimesini bu kodlar mısın? Hangi kelimelerden meydana geliyor? Ahmet Bey. Sadece evet. Millet karar versin. Evet. Millet, şu ana kadar konuştuk, evet. Millet gözünü açsın. Evet, şunu da söyleyeyim. Artık Akit Televizyon'da bir de televizyon var. Bir de hiçbir şekilde korkmayan, lafını esirgemeyen
bir adam var Sayın Uğurlu. Dolayısıyla... Bir ben değil. Akit TV'de hep böyle Fatih Uğurlu gibi nesli tükenmiş, Kenan Akkuşlar gibi nesli tükenmiş tipler var. Merak etme. Var mı? Hepsi söylüyor. Tabii. Hepsi söylüyor. Tabii. Evet. Arka planda çıkıyor. Kenan Kıran, Murat Alan konuşuyor. Başka hocası, hacısı, temizlikçisi hepsi bir Fatih Uğurlu. Ve bir Akit gazetesi de tabii ki. Şimdi günün erken saatlerinde değerli izleyenler, biraz okuma konusunda zayıfız biliyoruz. Günün erken saatlerinde, çünkü başıma geleni bir anlatayım. Dolmuş durakta geçiyor. Devamlı teyze soruyor, şuraya gider mi, buraya gider mi, şuraya gider mi, buraya gider mi? En son dayanamadı ya, teyze yazıyor burada dedi. Okumuyoruz ki. Kimse bakmıyor ki, herkes sormak durumunda. Geliyorsunuz. Geliyorsun eczanenin önüne, burası eczane mi diye de soruyoruz. Yani o da var. Yani olayı o kadar abartıyoruz. Kasaba geliyoruz, burası kasap mı? Yazıyor teyze ya, kasap. Hani okumayı de bilmiyorsan orada asılı duran etlerden mi? Burası Akit'le gün başlıyor programı mı? Ben yanlış yerim. Evet, bak çok güzel bir yere geldiniz. Peki efendim, şimdi yazıyor efendim. Orası bana göre sağ, size göre sol mu oluyor Aykut? Şu ekranın olduğu yer. Sol altta. Efendim, hani bize ulaşmak istiyorsunuz ya. Bize ulaşmak istiyorsunuz ya. Elimi şöyle yaparsam ters oluyor. Gösteriyorum bakın. Orada gördünüz. Gördünüz efendim. Orada iki hesap dönüyor. Bunlardan birisi Twitter hesabı. Yani Twitter üzerinde düşüncelerinizi bizimle paylaşmak adına Twitter üzerinden düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz yer ve o hesap adı. Bir diğeri ise efendim çok kolay. Şimdi herkesin 5 tane hesabı var. Yurt dışında böyle değilmiş. 5 kişinin bir Facebook hesabı varken bizim ülkemizde bir kişinin 5 tane Facebook hesabı var. Dolayısıyla evet o yüzden biliyorum. Evet, dolayısıyla Akit Sabah yazarsanız efendim duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yetmedi konular hakkındaki fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Yetmedi bize bağırıp kızıp çağırabilirsiniz. Yetmedi övgüler yağdırabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz ama Akit Sabah yazmanız gerekiyor o Facebook'taki durum çubuğuna. Ahmet Bey, ben başka bir şey mi söyledim deminden beri? Ben demedim mi? Herkesin bir hesabı var kardeşim. Ama bütün hesapların üstünde Allah'ın da bir Allah'ın hesabı bir var. Hesabı. Evet. Evet, Akit Sabah. Mehmet diyor ki, editörümüz Mehmet diyor ki, Akit Sabah okunduğu gibi yazılır. Yeni sloganımız diyor. Olabilir efendim. Şimdi mesaj dedik. Hemen günün ilk dakikalarında birkaç mesaj paylaşalım. Ardından mesajlarımızı aktardıktan sonra efendim kadim dostumuz diyelim. Kadim dostlarımız da oluşmaya başladı Sayın Uğurlu. Yani bu saati bekleyen insanlar var gerçekten. Şimdi bu mesaj kutusu önünde olduğu için ben onlardan birisi mesela Tuncay Aslan. Tuncay Aslan ismi. Yayın başladığı günden bu yana Fransa'dan, hatırlayacaksınız. Fransa'dan bizi internet üzerinden izliyor. Selam Ahmet Bey diyor. Aleyküm selam. Bizleri korkuttun, dün göremedik sizi. Fransa'dan Tuncay Aslan. Allah razı olsun. Ve diyor ki, Fatih abi, Fransa'nın, şu Fransa nasıl bilmiyorum ama Angers mi diye, Angers diye yazmışsın, yazdığı gibi mi? Angers o zaman İngilizce oluyor. Neyse biz anlattık şey, efendim, ifade ettik. Fransa'nın Angers şehrindeyim. Biz de Akit almak istiyoruz. Burada Paralel gazetesi çok abonesi vardı. Şimdi sıfır çekiyorlar diyor Tuncay Bey. Fransa'dan yazıyor. Şimdi sıfır çekiyorlar diyor Paralelcilerin gazetesi. Efendim yavaş yavaş artık millet de taban da artık yavaş yavaş görmeye başladı. İnşallah. İnşallah ve bu süreç de devam edecek gibi görünüyor. Efendim Facebook'a gelen mesajları okuduk. Twitter'a gelen mesajları da okumaya devam edeceğiz. Ve mesajlarınız için az önce de söyledik, ekranın şu sağ ve sol kısmını bir türlü öğrenemeden bu dünyadan göçüp gideceğim. Ekranın, evet orada, oradan görebilirsiniz efendim. Ve Akit gazetesinde yer alan diğer haber başlıklarıyla devam edelim, ardından diğer gazetelere geçelim. Bakalım diğer gazetelerde durumlar nasıl, dünü bugüne nasıl yansıtmış? Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bugün belli oluyor diyor. Son bir haberle devam edelim. Önemli çünkü şimdi yatıp kalkıp insanlar şu an mesela Akdeniz'de Yörük şu an ne olacak şu bizim keçilerin hali. Sarı kız hasta, boynunu bükmüş yatıyor ağırda. Sonrasında aşağıda Çukurova'da, Adana'da ya bu karpuz bu yıl para edecek mi?
Sonra Karadeniz'de fındığın durumu ne olacak? Sonra doğuda ne olacak bu işsizlik? Ne olacak bu yatırımlar? Sonra ülkenin batısında, Ege'de ne olacak? İşte pamuk, şu, bu gibi şeyleri düşünmüyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Bu milletin öyle bir derdi yok. Çalışanlar, asgari ücret, açlık sınırı, yoksulluk sınırı hiçbir şey düşünmüyorlar. İnsanlar ne düşünüyor şu an biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kaçıncı turda seçilecek? Deniz Baykal mı olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı mı olacak? Sonra İslamoğlu Ekmelettin mi olacak? İslam Ekmelettinoğlu mu? Ahmet Bey, efendim? Şu anda bu söylediklerin değil, millet ne düşünüyor biliyor musun? Şimdi adam diyor ki, Van'da deprem oldu. Hala bizim deprem evlerini bu iktidar teslim etmedi. Ne olacak bizim halimiz? Bak tekrar kış gelecek. Evet, niye hiç o Van'daki deprem evlerine hiç girmiyorsun? Teslim edilmediğini. Evet, niye hiç oraya girmiyorsun? Hala benim de yüreğimde yaradır. Bir yıl içerisinde depremin yıl dönümünde 17.500 ev depreme dayanıklı teslim ediliyor. Ve Vanlılar bunu görmeden götürüp oylarını HDP'ye atıyorlar. Şimdi burada müthiş bir kadir bilmezlik var. Müthiş bir kadir bilmezlik. Bu benim içimde yara. İkinci yara da Van'da, şimdi bir de Vanlıların tarafından bak. Adam diyecek ki kardeşim burada koca koca afişler bastılar. Bize oy vermezseniz burayı kan gölüne çevireceğiz diye hakikaten devasa afişlerle donattılar bana. Buna karşılık iktidardan hala hiç ses çıkmadı. Bu afişleri kim bastırdı? Bunun hesabı soruldu mu sorulmadı mı ki sorulmadı. Yapanın yanına kar kaldı. Evet, sayın iktidar, bu millet sana küçük bir omuz çırptı diye fıstığın köşeye oturdun. Bunların hesabını sorsana. Tekrar bir seçim olduğu zaman adam bu afişlerden bir daha bastıracak. Daha da ağırını bastıracak. Ananızı ağlatırız ulan diyecek. Diyecek. Çünkü cezası yok bu işin. Kaymaklı baklava. Evet, sen Akit'in birinci sayfasındaki haberi hemen atladın. Ben gol atmayayım diye. Oraya döneceğiz daha. Bitmedi o. Nerede sayın orada? Evet, Türkiye Büyük Millet Mimar Mühendis Odaları Birliği topladığı aidatlarla her yıl bir saray yaptırır. Evet. Diyor AK Partili kadın vekil değil mi? Evet. Ben bu haberi böyle okuyorum. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası'nın aldığı haraçla her yıl bir saray almasını AK Parti iktidarı sağlıyor. Ya da şöyle, AK Parti iktidarı her yıl Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası'na bir saray hediye ediyor. Ben böyle okuyorum bu haberi. Ya söyledik, hala kımıldamıyor, bu bayan konuşuyor. İnsan biraz sıkılır ya. Arkadaş, bu seçim sistemini değiştirin. Oraya da vicdan sahibi başka insanlar girsin, karşıt görüşte insanlar girsin. Tabipler Odası'nda aynı krallık devam ediyor. Araştırdım efendim hafta sonu. Nispi 2008 yılında bazı odalarda bu durum değişmiş. Niye hepsine değişmiyor kardeşim? Bu laf mı? Büyük bir ihtimalle bununla ilgili olarak Şehircilik Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası'yla ilgili geçtiğimiz aylar içerisinde Şehircilik Bakanlığı'nın bir teşebbüsü var bununla ilgili. Ve aslında bütün kavganın başlangıç noktası... Evet. Mimari bazı projelerde Mimarlar Odası'nın imzası olarak inşaat başlama süreci start veriliyor diyelim. Şehircilik Bakanlığı bunların elinden bu işi alıyor. Yani artık Mimarlar Odası kesinlikle hani o imza olmadan başlamayan o inşaat süreci artık herhangi bir mimarın imzasıyla da proje mi deniyor efendim? O teknik konulara tam vakıf değilim. Sonrasında bu olay başlıyor. Yani hükümet bu konuyla ilgili Mimarlar Odası'nın karşısında oturup ayak ayak üst üste atıp
ne dersiniz efendim demiyor. Yapılan şeyler var. Nisbi temsilcilik 12 konusuna... sene geçmiş. Ahmet Bey külahımı anlat. Bir dakika külahımı getireyim koyayım da külahımı anlat. 12 nisbi, sene geçmiş. Nisbi temsil konusunda da yani sadece kendi listesindeki kişilerle birlikte bir başkan seçilme süreciyle ilgili olarak bazı odalarda başlanmış Mimarlar Odası'na doğru da geliniyor. Bununla ilgili de yeni çalışmalar varmış efendim. Adamlar AK Parti'nin bütün camını çerçevesini indirdikten sonra sen ayağa kalkacaksın daha. Oho! Hani bir tabir var. Ölme, şem ölme diye. Aynı onun gibi bir olay bu. Bu bayan hiç konuşmasın. Konuşmasın. Bize desin ki biz 12 sene uyuduk. 12 sene uyuduk. Şimdi şunları şunları yapıyor. O senin söylediklerini bize adam gibi söylesinler. Bak arkadaş 12 sene uyuduk ama şimdi artık bu sistemi değiştiriyoruz. Eğer bundan sonra bunlardan cayırtı çıkarsa ellerindeki imkanların gittiği içindir. Ama geçmişin sorumlusu biziz. Onu cesaretle söylesinler çıkıp. Şimdi efendim bunlar aldıkları parayla her yıl bir saray yaparlarmış. Bir kere senin buradan yola çıkarak Aksaray'ı dolaylı olarak savunman da sakat. Sen o Aksaray'ı niye savunuyorsun ki? Devlete bir devlet dairesi yapılmış. Kılıçdaroğlu denen evet sözlüklerde pek bir kelime bulamadım. Ayakta uyuyan adam da Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Cumhuriyet Halk Partisi lideri bunu iyi kullanmış seçimlerde. Klozeti altından demiş. Efendim bardakları gümüşten demiş, üstünden demiş. Bu algıyı da oturtmuş. Koskoca Cumhurbaşkanı günlerce klozetin altın mı, plastik mi olduğunu anlattı. Orada da bir tuhaflık var. Ciddiye bile almaması lazım bu adam ama öyle bir hale geldik ama mecburen ciddiye aldı. Yani hiç ciddiye alınmayacak bir adamı ciddiye aldı. Ne oldu? Bu millette bu algı tuttu ama. Ben sokakta adama rastlıyorum. Adam diyor ki tapusunu Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan'ın üstüne yapmış diyor. Abi bu millet bu kadar saf mı? Bazen saf oluyor demek ki. Tapusunu Emine Erdoğan'ın üstüne yapmış belli olmasın diye diyor. Oğlu da ortakmış diyor. Bilal Erdoğan da ortakmış diyor. Tuttu bu. Onun için bu bayan artık lütfen konuşmasın da bu işi bir düzeltsinler. Bunların elinden bu işi alsınlar. Bunların ciğer, midesini, böbrek, dalak ne varsa bugüne kadar yediklerini de şöyle bir çıkartsınlar. Paralelcileri de vaktiyle yedirdiniz. Şimdi de almaya uğraşıyorsunuz. 10 trilyon, 15 trilyon değerinde arsaları, belediyeler verdi paralelcilere. Şimdi de mahkeme kapılarında almaya uğraşıyorlar. Aynı onlar gibi. Bunları da bugüne kadar semirttin. Şimdi de şikayet ediyorsun. Etme arkadaş. Ben rahatsız oluyorum vatandaş olarak. Etme. Adam gibi işinizi iyi yapın. 12 sene oldu. 12 sene sonra ilk defa uyanıyorsun. Uyan da erken seçime gidelim. Erken evet, seçime yeni gidince, sloganımız bu olsun. Uyan da erken seçime gidelim. Erken seçime gidince Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını yükseltecek mi diyorsunuz? Ben kesinlikle inanıyorum. Herkes aynı partiye tekrar oy verse 1,5 milyon oy var iptal edildi. 1,5 milyon oy. AK Parti 90 bin oy alsa 20 tane daha milletvekili çıkarıyor. Evet. O 1,5 milyon oyun içinde 16 tane 90 bin var Ahmet Bey. Evet. Bak ben burada şeye kılıf bulmuyorum. Yani milletin bir kısmı omuz vurdu bilmem ne yaptı bunları kabul ediyorum ben. Hı-hı. Ben de çevremde rastladım. Hı-hı. AK Parti'ye artık bir şey yapma. O 4 bakandan dolayı millette bir şey oluştu. Yani mide bulantısı oluştu. O ayrı. Ama adaletli bir seçimde olmadı onu söyleyeyim. Eğer AK Parti 280 milletvekili çıkarsa bütün şer odakları, şer korosu aynı şarkıyı söyleyecekti. Bu seçim adaletsiz, iptal edilsin diyeceklerdi. Evet, tecrübesizliğime ve toyluğuma verin efendim. Ben aynı fikirde değilim. Erken seçimin bu ülke için iyi bir şey olacağına inanmıyorum. İnanmayabilirsin yani, Ahmet Bey. Senin daha... Yaşın genç. Daha 40 çocuk. Fırın ekmek yemen lazım. Aramızda çocuk. Müsaade et o kadar ay. Bir fark olsun yani. Pekala efendim. Ben HDP'nin barajı geçeceğini de biliyordum. Yani bildik şükürler olsun. Çünkü belliydi. Çünkü milletin içindeydik.
dışarıdaydık, insanların arasındaydık. Hafta sonu gidiyorduk oraya buraya, Kütahya'ya gidiyorduk, Akdeniz bölgesine gidiyorduk ve tablo, dolmuşa biniyorduk, minibüse biniyorduk, metroya biniyorduk. Biliyorum, sen çok kolay dolmuşa biniyorsun. Evet, dolmuşa biniyorduk, dolmuşa biniyorduk ve dolmuşun içerisinde HDP'nin barajı aşacağı çok netti. Milletin içerisinde barajı aşacağı net görünüyordu. Neden? Çünkü Kürt vatandaş diyordu HDP'ye vereceğiz. Ahmet Bey, Kürt vatandaşın oyuyla, Kürt vatandaşın oyuyla seçse şapkamı çıkarırım. İstanbul'dakiler de mi zorla verdiler? Bizim, benim de içimde bu endişe hep vardı. Son ana kadar da seninle bile paylaşmadım bunu. CHP'nin her evden bir oy HDP'ye, onu hesap edemedim. Yani CHP hakikaten bunu yapar mı? Çünkü bir anlamda da CHP'nin de kendi ayağına kurşun sıkmasıydı bu. Ama dediler ki biz bu Erdoğan'ı başka türlü indiremeyeceğiz. Bu acı ilacı içelim. CHP'ler öyle mi dedi? Tabii. Bu acı ilacı içelim. Akdeniz'de hiçbir CHP'linin HDP'ye oy vereceğine inanmıyorum. Sen inanma. Şu CHP'li vermez. Bir dakika. Şafak Pavey inanıyor ama. Ne dedi havaalanında Demirtaş'a? Birlikte nasıl iyi salladık dedi. Ya demek ki senin daha 40 fırın ekmek yemen lazımmış. Şafak Pavey'i bile unuttun değil mi? Şafak Pavey'i birlikte salladık dedi, evet. Evet. Bu tesadüfen söylenmiş bir söz değil. Söyleyeyim ben sana. Tesadüfen söylenmiş bir söz değil. Birlikte salladılar. Tabii bu paralelci alçaklar da o işte aracı oldular. Onlar da İsrail'in taşeronu olarak devreye girdiler. Ahmet Bey, Tayyip Erdoğan iktidarını Amerika ve İsrail son kozlarını oynatıyor. Yani acaba yola gelir mi? Tekrar bizim kucağımıza oturur Peki mu? Efendim, çok Onun güzel. Endişesi için. Çok içinde. Güzel. Gazeteyle devam edeceğiz. Pekala. Pekala. Hadi soralım. Ben muhalif taraf olayım bugün. Evet. Pekala. Amerika ve İsrail Cumhurbaşkanlığı seçiminde yok muydu? Amerika ve İsrail yerel, o genel yerel seçimlerde yok muydu? Belediye başkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı yok muydu? Paralel yok muydu? Hem de kavganın en sıcak dönemiydi. Neden? %52 ve %40 küsürler alındı. Ahmet Bey, Cumhurbaşkanlığı seçiminde varlardı. Yüklenmediler evet. mi? Gene yüklendiler. Yüklendikleri halde kazandı. Ama ben şunu söyleyeyim. Bak, AK Parti'nin hiç mi suçu yok? Allah aşkına sayın Ahmet Uğurlu. Bey, burada HDP'nin, ben AK Parti'nin hiçbir suçunu söylemiyorum. HDP'nin barajı geçmesinde HDP'nin ve oradaki Kürtlerin işte zorla oy vermesi konusu biliyorsunuz. Burada hep tartışıyoruz. Ben bu konuya asla sıcak bakmıyorum. Bana öyle göre değil. AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimler öncesi yapmış olduğu seçim siyaseti politikasında hiç mi yanlışlar yok? Ahmet Bey, biz burada ne konuşuyoruz her gün? Türkü mü çığırıyoruz? Evet. Burada söylüyoruz, yanlışlarını da söylüyoruz biz. Şunlar da yanlışız diye söylemiyor muyuz? Yani uyan da balığa gidelim. Çoktan uyandık, bir saat oldu efendim. Bir şey söyleyeceğim. Söylemiyor muyuz? Hayır, bir dakika, söylemiyor muyuz? Yani şuna sığınmak bana göre HDP, herkes zorla oy verdi. HDP o yüzden barajı geçti. Bu HDP'nin o insanlarla, yani şu da var. Seçim öncesinde HDP dinsiz bir parti dendi. Kürtler dinine saygılı, sahip, dindar insanlardır dendi. Sonrasında HDP barajı açtı. O zaman net bir sonuç. Ortaya şu çıkıyor. Ya HDP dinsiz değil ya da diğer seçenek. Dindar değil. Şimdi de zorla verildi. Evet, zorla olan yerler var. Bir tane imam örneği Ahmet var. Bey. Ama herkes mi? Doğuda ve Güneydoğu'da gönlüyle verenler var, zorla verenler var. Bak şu anda bu programı Güneydoğu'da da, Doğu'da da seyreden insanlar var. Var. Yani millet bakıyor, onlar kendi üstlerinde nasıl bir baskı olduğunu bilmiyorlar mı? Nasıl bir baskı olduğunu bilmiyorlar mı? Vardı. Ya bana kaç yerden, en son seçimden bir hafta önce Mardin'den geldi bir Konyalı tüccar. Mardin'den geliyorum dedi. Mardinlilerin çoğu HDP'ye verecek. Bu lanet mikrop adamlar tepemizden gitsinler. Son defa verelim de kurtulalım. Hem de dedi AK Parti'ye en gönülden bağlı insanlar HDP'ye oy verecekler dedi. Daha vermemişlerdi. Ben içim cız etti. Ama gene geldim burada HDP barajı aşamayacak dedim.
bir temenni mahiyetinde söyledim. Bugüne kadar siyasi noktada %95 tespitlerim tutmuştur. Ama HDP barajı evet, aşacak diye %90... söyleyemezdim. Aynı şu cümleyi kullandınız. Şu ana kadarki siyasi tecrübemde %95 HDP barajı aşamayacak. Ben bu işi biliyorsam dediniz. Ben de size inandım. O bir temenniydi Ahmet Bey. İnan Allah kalbimi biliyor. Yüreğim böyle pıt 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 ediyordu. Çünkü CHP'nin, ulan biz nasıl olsa bu AK Parti'yi sallayamıyoruz. Bizden 2 puan gitse 7-8 milletvekiline mal olur. Ama HDP barajı aşarsa bu AK Parti'nin dişini bunlar sökerler. Adaletsizlik bir bak bir HDP'de 80 milletvekili, MHP'de 80 milletvekili değil mi? Aldıkları oylara bak bir. Yani orada da aslında bir anlamda adaletsizlik var değil mi yani? Tabii ki daha önce de vardı. Ha. HDP barajı aşamadığı zaman 80 tane milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi de adaletsizlikti yani. Ha. O da adaletsizlikti. Adaletsizlik yani, ama komple bir seçim bir sistemi şey de adaletsizlik. Ahmet Bey, o sistemi kuranlar doğru kurmuşlar. Avrupa'da da sen adaletsizlik diyor musun Avrupa'dakine? Avrupa'da 20 parti, 30 parti seçime katılıyor. Birinci tur. İkinci turda en çok oy alan iki parti seçime katılır diyor. Niye onu tartışmaya açmıyorsun? Bizdekiler sistemi kuran 12 Eylül'de bunu doğru yapmışlar. Sistemi tek partinin iktidarına yönlendirmişler. Yani oradaki gibi iki turlu seçim de yapabilirlerdi değil mi? O zaman ne olurdu? MHP erirdi büsbütün. İkinci turda MHP hiç olmazdı. Öyle mi? Evet. Hiç olmazdı. Ama Türkiye'de demişler ki %10 barajı koyalım. %10'a kadar biriken oyları en çok oy alan partiye aktaralım. İstikrar olsun demişler. Burada AK Parti'yi korumak için yapmamışlar bunu. Tek parti hakimiyeti olsun. Koalisyonlardan çok çektik. Hükümet krizi yaşanmasın diye yapmışlar. Bence de isabetli yapmışlar. Yani 12 Eylülcülerin yaptığı her şeye de kötü diyemeyiz ki. Liselere din dersini mecburi koydular. Ha onlar başka niyetle koydular. Ama netice itibariyle bir hayra hizmet etmiş oldular değil mi? Yani oha bunlar niye koydular diye tartışmayı açıyor muyuz? Açmıyoruz. Onlar şer olarak düşündüler, bize hayır olarak geri döndü. Onun hayrı şerri zaten daha önce söylemiştim ben. Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç gidiyor evrene diyor ki efendim eğer din dersini mecburi koymazsak din eğitimi radikal dincilerin eline geçer. Onun için koyalım, kontrolümüzde bir dini eğitim olsun. O da kafasına yatıyor. Tayyar Altıkulaç'tan dinledim ben bunu bize. Onun iknası sonucu oluyor. Pekala, şimdi yaklaşık bir aydır bu konuyu konuşuyoruz. Yine konuşalım. Son bir soru daha. Yine içimden geliyor. Zaten ne sen beni ne ben seni ikna edemeyeceğiz. Edemeyeceğiz, evet. Kesinlikle. Ama şu var, şunu da sor. Bak, ne zaman sen ikna olacaksın ben sana söyleyeyim. İnşallah ölmez sağ kalırsak, hep diyoruz ya başımıza bir iş gelmezse. Çünkü belli olmaz başımıza ne geleceği. Bir seçim olur. O seçimde büyük bir ihtimalle yine %90 herkes eski oy verdiği yere verecek. %10 yapılan kamuoyu yoklamada %10 bir değişiklik olacağı tahmin ediliyor. Şu dediğim 1,5 milyon oy tekrar adaletli bir şekilde iptal edilmez dağıtılırsa, yani o alttakiler başka bir kağıda, bağımsızlar başka bir kağıda yapılarak bir yeni bir seçim olursa, o seçimden sonra görürsün, burada sana Urfa acı biber isot yedireceğim böyle. Tamam. Diyeceğim ki Ahmet Bey, isot çok faydalıdır. Kaşık kaşık acı biber yedireceğim tamam. Sana. Takım elbisemi alırım. Tamam. 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 Sana o biber yemeden de takım elbise alırım. Biliyorum, feda olsun. Onu biliyorum. Allah razı olsun. Onu biliyorum. Bu konuda annemin, ben yayında izleyenlerimizin karşısında da söyleyeyim. Yani annemin bu konuda telkinleri de var size. Tamam, seve seve. Onu konuştuk zaten. Ramazan'dan sonra Allah izin verirse. İnşallah. Pekala. Efendim, Akit gazetesinde son bir haber var dedik, onu paylaşalım. Çok güzel bir sohbetin ardından. Aslında bu konuyla ilgili o kadar çok sorular birbirinin devamında geliyor ki insanın aklına. Ama o soruları burada bırakalım. Daha önümüzde çok uzun günler var efendim. O sorular cevabını bulur inşallah diyelim. Burada bırakalım ve şimdi
ülkenin gündemine, milletin gündemi değil tabii ki ama ülkenin gündemiyle devam edelim. Gazetemizde yer aldığı şekliyle o ülke gündemi neymiş aktaralım efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bugün belli oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda meclis başkanlığı seçiminin ilk iki turu dün yapıldı. Beklenen sonuç çıktı efendim. Devam edelim haberi aktarmaya. İlk oturumda yapılan oylamada İsmet Yılmaz AK Parti 256 tam maşallah. Deniz Baykal CHP 125 tam değil sanki. Ekmelettin İhsanoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nden 81. Allah Allah, meclis içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir tane destek var. Kim acaba? Çok merak ettim. Çok merak ettim. Çok merak ettim gerçekten. Bir kişi var. Nereden olabilir? Çok ilginç. Dengir Mir Mehmet Fırat HDP 81. Allah Allah. Şu duruma bakar mısınız? 81-81. Oysa her ikisinin de mecliste parti olarak 80'er milletvekilleri var. 120'ye 7'den 2 çıkınca 125 kalıyor gibi görünüyor. CHP güzel parti. Renkli bir parti. Tüm düşünceleri barındırıyor değil mi efendim kendi içerisinde? Ama o birlik bir türlü sağlanmıyor bu CHP'de. Yani yıllardır şu birliği sağlayamadılar. Tüm düşünceler, zenginlikler var efendim. Bizde başkan vesayeti yok der genelde CHP'liler. Ama şu birlik bir türlü sağlanmıyor. Ahmet Bey, birliği sağlayamazlar. Çünkü temelde tevhid inancına karşılar. Efendim, Akit Gazetesi'nde yer alan haberleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ilk oylama sonuçlarını aktardık. Bugün belli olacak. Tabii ki biz de bekliyoruz. Hani diyorlar ya bazı siyaset uzmanları. Uzman. Her şeyin bir uzmanı var bugünlerde. Yemeğin uzmanı var. Gıdanın uzmanı var. Her şeyin uzmanı var. Gazete uzmanı var. Bilgisayar uzmanı var. Dansözlüğün uzmanı var. Ahmet Bey. Evet. Medyadaki dansözlere baksana. Evet, evet, of, çok güzel. Of, of. Çok ne güzel. Biçim kıvırıyorlar. Uzman. Yani zaten TRT şu yılbaşı programlarında dansöz çıkarıyor, gerek yok. Gerek. Onları çıkarsın, hepsini toplasınlar. Yılbaşı programı yapıyorlar yani. Çıkarsınlar onları, gerek yok. Ne diye para veriyorlar başkalarına? Millet onları izlerken daha böyle bir iştahlanıyor. Ne biçim kıvırıyorlar be diyor yani. Millet biliyor onu. Efendim aktardık. Aktardık Akit Gazetesi'ni ve dönüyoruz. Şimdi gazeteden tablet almaya efendim. İşte şu anı şuradan şu tableti çıkarıp sonra diğer gazetelere geçeceğimizin bir işaretidir bu. Ve geçiyoruz diğer gazetelere. Akşam Gazetesi'ne bakıyoruz. Ahmet Bey, ben de sen onu oradan çıkarırken aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Buyurun. Hani bayramda Akit Gazetesi'ni okurken şöyle elini alıyorsun ya böyle sıcacık şöyle. Kağıdın sıcaklığını duyuyorsun. Fırından yeni çıkmış ekmek gibi diye orucumuzu sündürüyorsun böyle ya. Şimdi hani bazı tipler var. Bayramda çoluğun çocuğunu alıp tatile çıkıyor. Bayram demek tatil demek gibi Allah korusun öyle bir korusun, sakatlık evet, var ya. Yani. Evet. Şimdi oradan annesine bayramın birinci günü telefon ediyor. Anne, bayramını tebrik ederim. Cık, etme kardeşim ya, etme ya. Yani böyle bir bayram tebriği mi olur? Şimdi senin de... Onu bırakın Sayın Ordu. Ben daha kötü söyleyeyim. Sakın unutmayın lafınızı. Artık aramıyorlar bile. Mesaj. Geçen konuştuk. Yani aramak bile... Yani anneler diyecek ki ya arasın... O bile lütuf oldu evet, diyorsun. Evet. Evet. Şimdi Akit Gazetesi'nin şu sıcaklığını... Sen orada tablet eline alınca bana tuhaf geliyor. Allah Allah. Ya Ahmet kardeşim annesini her hafta gidip elini öpüyor... Duasını bizzat alıyor. Diğer gazetelere geldim yani Akit'ten gazete, diğer gazetelere. Hadi bunları da tabletten okuyalım bari. Telefonla hatır sorar gibi. Bana öyle geliyor. Çok güzel. Akit ve diğer... Efendim, diğer gazeteler dedi Sayın Uğurlu. Diğer gazetelerle devam ediyoruz. Şimdi gazeteye geçmeden bakalım. Birkaç tane daha mesaj aktaralım. Diğer gazetelere geçelim. Şöyle bir ara vermiş olduğum dolayısıyla. Efendim şöyle, Turan Uysal'dan bir mesaj gelir ve biz de o mesajı okuruz.
Bir haber var, o bir fotoğraf var, o fotoğrafa bakacağız. Gerisini bilmem de 7 Haziran'dan bu yana Türkiye'den medet uman 2 milyar Müslüman yastadır diyor bir izleyicimiz Turan Uysal. Olası bir erken seçimde barajı aşacak diye Saadet Partisi'ne oy veren 1 milyon kişi AK Parti'ye oy verecektir Allah izin verirse de bir temennide bulunuyor. Olur mu? Olur. Olsun mu? Olsun. İster miyiz? İsteriz diyelim biz de. Ama bir de bunu Saadet Partililere sormak gerekir tabii ki. Ahmet Bey, ben bir şey söyleyeyim mi? Yani daha önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP'den ve Saadet'ten çok arkadaş Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Yani bunu kabul etmek lazım. Ya dediler, yani bu adamla Ekmelettin İhsanoğlu kıyas kabul etmez dediler. Verdiler. Netice itibariyle Saadet Partisi... MHP'liler de verdi. Verdi. Benim bildiğim çok MHP'li verdi. Yani Ekmelettin İhsanoğlu gibi Nazım Hikmet'i ve Aziz Nesin'i Arap dünyasına tanıtan, onları çeviren bir adamı terazinin bir kefesine koy. Bir kefesine de Tayyip Erdoğan'ı koy. Yani. Yani. Efendim... Pekala, hadi Akşam Gazetesi diyelim. Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasına bakalım ve birinci sayfada Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında neler var bir okuyalım. Sınıra geldik manşeti görüyoruz. Sınıra geldik diyor Akşam Gazetesi. Sınır, hangi sınırdan? Yani artık buraya kadar dayandı. Açlık, yoksulluk. Yok, yok değil mi? O değil. Yani o değil, o değil. Yani sizin sorun değil efendim, sizin sorun değil. Aslında bu da sorun. Aslında bu büyük fotoğrafın sorunu, bu büyük sorunlar bir an önce bertaraf edilmeli ki çok daha büyük sorunlarla karşılaşmayalım. Yani sizin o küçük sorununuza da çok büyük etkisi vardır bunun. Diyeceksiniz ki, yok be kardeşim, bana ne sınırda olandan bitenden, ben her ay cebime giren parayı bilirim, ben şu an geçinemiyorum, ev kirasını ödeyemiyorum, siz sınırdan bahsediyorsunuz. Ya da derseniz bu olaylar aslında zamanla, şimdi belki olmayabilir, 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra sizin cebinize etki eder. Bu da sizin sorununuz olsun. Asgari ücretle çalışan kişilerin de sorunu olsun, ülkenin sorunu. Efendim okuyalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde oluşan bölücü tehdide karşı sınırdaki birlikleri zırhlı araçla takviye ederken Bakan Çavuşoğlu'ndan gerekirse müdahale ederiz açıklaması geldi. Efendim gerekmesin müdahale de etmeyin. Savaş iyi değil ama Sayın Çavuşoğlu da gerekirse demiş. Yani biz de orada uysal kuzu koyun değiliz diyor. Burası Türkiye bir yere kadar diyor. Gerekirse müdahale edilir diyor. Gerekirse müdahale edilir ve bununla ilgili olarak da sınıra yığmalar yapılmaya başlandı. Bu bir gözdağı mıdır Sayın Uğurlu? Yoksa gerekirse müdahale ederiz gerçek midir? Ahmet Bey, tabii ki gerçektir. Değilse biz bu orduyu niye besliyoruz da 90 yıldır? İhtilal yapsın diye. İcab. Ahmet Bey, bütün deminki acı biber tehditlerimi geri aldım. Güzel, çok güzel espriydi. İhtilal yapsın diye. Evet. Kim dedi uysal koyunum? Kesilir fakat çekmeye gelmez boynum. Bunu unutmayalım. Bak Kıbrıs'ta dişimizi sıktık, sıktık, sıktık. En sonunda CHP, MSP iktidarı, koalisyon hükümeti Kıbrıs'ta masaya yumruğu vurdu değil mi? Ve o günün şartlarında bir sürü imkansızlıklar içerisinde bunu yaptı. Haklısınız. Bir sürü imkansızlıklar içerisinde, evet. Bir sürü imkansızlıklar içerisinde. Ya uçaklarımızın jet benzinini, Amerika veriyordu, jet benzinimiz yoktu. Bildiğim kadarıyla Batman'da o rafinerilerde 3 gün 3 gece uyumadılar, jet benzini yaptı bizimkiler. Yani Amerikalılar ambargo koydular. Şu uçakları kullanamazsınız, şunu yapamazsınız. Ona rağmen o imkansızlıklar içerisinde Kıbrıs'a çıktık. Ahmet Bey, gerekirse yapılır, evet, hiç merak etme. Evet, çok doğru bir noktadan girdiniz. Biz bu orduyu 90 bin kişiyi niye besliyoruz Ahmet Bey? Yani icap ettiğinde bunu yapmayacaklarsa, öyle değil mi? Efendim Akşam Gazetesi'nde Güneş Motel'de yıkılan koalisyon başına... Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak sen çok kibar bir arkadaşsın ya. Allah senden razı olsun. Yani darbeleri söyledin de hani bu 90 bin kişiyi niye besliyor deyince ya Fenerbahçe orada evinde Cumhuriyet balosu yapsınlar diye besliyoruz da demedin. Çok kibar adamsın. Allah razı olsun senden. Bizzat gözlerimle gördüklerimi söylemedim. Söylemedin.
bizzat evet. gözlerimle. Bir veda partisi düzenlenerek trilyonların harcandığı ses, ışık sistemlerinden bahsetmedin. Kimin yanında askerlik yaptınız? O kadar büyük tüyo ver Ahmet Bey ya. Yani o artık onu da söylemeyelim. Yargı gereken dersi ve cezayı verdi. Cenab-ı Hakk'ın adaleti vardır efendim. Bunu unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın adaleti o milletin parası o kursakta kalmaz. O yetimin parası o kursakta kalmaz. Girer ama kalmaz. Yani lime öttürürler adamı. Cenab-ı Hak yapar bunu. Size başkaları yapıyormuş gibi görünür. Yargı yapıyormuş gibi görünür. Ya da herhangi birisi yapıyormuş gibi. Ama tokat gibi. Gelir. O tokat Cenab-ı Hak'tan o elçiler aracılığıyla gelir. Şuna benziyor. Tüm melekler, bu bir hikayedir ama çok da güzeldir. Cenab-ı Hak tüm melekleri topluyor huzurda. Diyor ki sen benim resullerime, peygamberlerime, elçilerime elçilik görevini ve mesajları ileteceksin. Sen işte kıyamet günü üfleyeceksin sur. Sen şunu yapacaksın diyor. Azrail'e geliyor. Sen de diyor kullarımın canını alacaksın diyor. Herkes çıkıyor tüm melekler. Azrail kalıyor Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Diyor ki ne oldu? Ya Rab diyor. Tüm meleklere o kadar güzel görevler verdin ki bana kulların canını alma görevini verdin. Şimdi kullarım benden nefret etmeyecek mi? Benden nefret etmeyecek mi diye soruyor. Diyor ki Cenab-ı Hak sen hiç merak etme. Kimse Azrail canımı aldı demeyecek. Trafik kazasından öldü. Kalpten gitti. Sonrasında şu oldu. Kanserdi. Böyle diyecekler diyor. Durum da o. Cenab-ı Hak o adaleti sağlıyor ama elçiler farklı oluyor işte. Evet. Yani burada ben küçük bir tüyo vereyim. Arkadaşımız Ergenekon'dan Silivri'de tatile gönderilen bir paşanın yanında görev yaptı. O paşanın nasıl bir paşa olduğunu ve sonra nasıl paşa yattığını programın haricinde konuşuyoruz. Evet, burada daha fazla herhalde konuşamıyoruz. Arkadaşın sansürüne uğruyoruz. Bir Rütük sansürü var, bir de Ahmet Sever'in sansürü var. Ahmet Sever'in. Ahmet Sever'in. Efendim sınıra geldik, başlığını aktardık. Muhalefetin birbirine girdiği bir haber var Akşam Gazetesi'ne. Muhalefet birbirine nasıl girmiş bir görelim efendim. HDP, Başkan AK Partili olsun istemiyoruz deyip Baykal'a destek sinyali verdi. Bahçeli onlar desteklerse biz yokuz diyerek resti çekti ama o rest sonuçlarda çok farklı bir şekilde yansıdı. 80 milletvekilleri olan iki muhalefet 81'er oy çıkardı efendim. Çok ilginç. Şimdi dönüyoruz Bugün gazetesine. Hukuk böyle bitirildi. Dervişin fikri neyse zikri o olurmuş. Bugün gazetesi hukuk böyle bitirildi diyor. Şimdi Ahmet Bey. Bunu yani, bugün. Bir de burada dur. Burada dur. Bir görelim. Sen bugün. Şimdi derviş deyince yani şu Horasan'dan gelen dervişler değil değil, değil mi? Şu sahtekar dervişler. Tabii ki. Ha tamam. Ki. Onu düzeltelim. Şimdi yani güldürdüler bizi Allah razı olsun. Hani bu anlamda Allah razı olsun bu başlıkla ilgili. Hukuk böyle bitirildi. Yani haberin devamında biz hukuku böyle bitirdikle ilgili bir ayrıntı düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Daha henüz okumadım ben de. Bakalım yanılıyor muyuz? Hukukun nasıl bitirildiği konusunda bir samimi itiraf mı var yoksa diye. Evet biz hukuk yargının içerisine yapılandık. Emniyetin içerisine yapılandık, çöreklendik. Şimdi milletten af diliyoruz, tövbe ediyoruz. Bu milletin geleceği için milletle el ele birlikte yola devam edeceğiz şeklinde bir ifade bekliyorsanız efendim yanılıyorsunuz. Bir bakalım görelim. İnşallah yanılırız. Efendim birinci yılını dolduran sulh ceza hakimlikleri hukuka olan güveni sıfırladı. Üst mahkemeye itirazın olmadığı doğal hakim ilkesine aykırı şekilde kurulan sistemde yüzlerce skandal karara imza atıldı. Şimdi bu haberi kimler okuyor, kimler gülüyor, kimler gülmüyor, kimler inanıyor? Çok da ilginç. Hukuk böyle bitirildi. Güldük efendim. Bir başka haber aktaralım. Bir başka haber aktaralım Bugün gazetesinde. Tweet yüzünden evler basılmış. Sedef Kabaş. Twitter, YouTube ve Facebook'u engelleyen kararlar verildi. 17 Aralık soruşturmasını kapatan savcıyı unutmayın tweet'i atan gazeteci Sedef Kabaş'ın evi arandı.
Kabaş gözaltına alındı. Bilgisayar telefonu ve tabletine el konuldu. Makul şüphe yasası çıkmadan önce attığı tweetler nedeniyle gazeteci Aydın Gezici'nin evi makul şüpheyle gerekçeyle okumak bile istemiyorum. Ya tamam. Tamam, okumak bile istemiyorum. Çünkü canım okumak istemiyor. Yani yalan dolan hikaye okumak istemiyorum. Ben gazete okumak istiyorum. O isteksizliği de ses tonumda buldunuz galiba. Şimdi bunlar okurken şunu düşünüyorum. Sahte CD'ler oluşturarak milleti ne hale getirdiniz? Tamam, bazılar doğruydu. O kurunun yanında yaş dayanar durumlarını neden yaptınız? Size para vermeyen iş adamlara tehditler ve şantajları neden düzenlediniz? Bunu yargı yoluyla yapmadınız mı? Şimdi bunu niye yazıyorsunuz be kardeşim? Hayır, niye yazıyorsunuz? Hala size inanan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da olduğunuz binadan dışarıya çıkmıyor musunuz? Şu milleti görmüyor musunuz? Sizi ne hale getirdiler? Yerlerde sürüyorlar, yerlerde. Ha, binadan dışarıya çıkmıyorsanız korkunuzdan halkın içerisine, milletin içerisine. Ha, o zaman kendi kendinize çalıp kendi kendinize oynuyorsunuzdur. Ve bizi de oynatmayın Allah aşkına. Gönderin bugün gazetesini ve bir Cumhuriyet'e gelelim efendim. Cumhuriyet, evet. hep gerçekleri yazan Cumhuriyet. Hep gerçekleri yazan Gene Cumhuriyet. Gene hangi müftünün keçisi çalınmış Ahmet Bey? Şey pardon, hangi müftü keçi çalmış? Keçi çalmış. Efendim Anadolu Aleviliği diyor sürmanşette bir başlık var. Anadolu Aleviliğinden bahsediyor. Türkiye 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli katliamında ölenleri anmaya hazırlanırken Zülfü Livaneli Cumhuriyet'e Anadolu Aleviliğini yazmış. Yazmış. Çok güzel bir giriş yaptı Sayın Uğurlu. Yine mi müftü keçi çalacak diyeceksiniz acaba? Sivas olaylarında müftü keçi çaldı dediniz. Hala oradan devam ediyorsunuz değil mi? Sivas olaylarında müftü keçi çaldı diyorsunuz. Şimdi Ahmet Bey, o Sivas olaylarında silahıyla paniğe kapılıp sağa sola ateş eden ve 5-6 kişinin ölümüne sebep olan adam şu anda elini kolunu sallayarak geziyor ve üstü de örtbas edildi maalesef. Üstü de örtbas edildi. Kendisi de biliyor, çevresi de biliyor ama o cinayetleri bu mazlum, mağdur insanların üzerine atmak için kapattılar o işi. Ama demin dedin ya, bir gün gün olur, gün ola, harman ola. Bir gün Cenab-ı Hak bir sebep halk eder, ortaya çıkar, hiçbir cinayet karanlıkta kalmaz. İnşallah o günü görelim. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır efendim, öyle bir söz var. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkma gibi bir huyu vardır diye herkes paylaşıyor. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar efendim. Gözü olmayanın gibi bir atasözü vardı şimdi. O atanın sözü aklımıza gelmiyor efendim ama maşallah canavar gibi bir ekibimiz var Sayın Uğurlu. Şu an rejide editörler, sosyal medya editörlerimiz, koordinatörlerimiz, herkes, yönetmen Aykut. Dediler ki kulaklığıma, abi dediler, Cumhuriyet Gazetesi'nin sol alt köşesinde bir haber var. Şimdi bunu kendi üzerimize almayalım. Yiğidin hakkını verelim değil mi? Yiğitler orada duruyor. Orada duruyor. Dediler ki bir okur musun? Biz mi yanlış okuduk? Yoksa gerçekten öyle mi yazıyor? Bakın Sayın Uğurlu. Şimdi yani bu Cumhuriyet'in siz hani bazen olur ya Ramazan ayıyla birlikte böyle Müslüman haberler de yaparlar. Hani orada da görünelim gibi. Sonra lazım olur yaptığımız bir haberle bunlara da yalan söyleyeceğiz. Çünkü onlar da bizi okusun ki yalanımıza inansınlar düşüncesiyle bazen Müslüman bir görüntü de çizerler. Ya Ahmet Bey işte birazdan geleceksin. Öyle gazeteler var ki Ramazan sayfası var. Diyorsun ki adamlar herhalde Ramazan'da tövbe etmişler. Bir daha böyle çıplak kadın resimleri basmayacaklar. Güzel, aferin diyorsun. Ramazan sayfasında ayetler, hadisler, Ramazan sayfasını bir çeviriyorsun. Aynı melanet o Ramazan sayfasının arkasında devam ediyor. Hatta yandaş medya bunu yapıyor Ahmet Bey. İşin tuhafı o. Yani sadece pornoculuktan mahkum olan Aydın Doğan yapmıyor. Yandaş medyada da var hala. Tam gaz devam ediyor. Çıplak kadın resimleri Ramazan sayfasının bir yüzü, öbür tarafında çıplak kadın resimleri basılmaya devam ediyor. Ve genel yayın müdürleri de şeriatçı kardeşlerimiz. Evet.
Efendim şimdi amaç nifak sokmak ya hani topluma. Amaç hatırlarsanız o 28 Şubat sürecinden önce bu gazeteler o 28 Şubat tarihine zemin oluşturmak için yalan yanlış haberler ve fotoğraflar yaptılar. Yıllar sonra bunlar ortaya çıktı. Yani o tarikatlar, şunlar, bunlar her gün işte Ankara'nın sokaklarında sanki ellerinde asa ve cübbeyle dolaşan binlerce insan varmış gibi. Yani toplumu da bir şekilde oraya karşı bir ısıttılar biliyorsunuz o dönemler öncesi. Şimdi amaç yine nifak sokmak olduğu için haberin devamını okumayacağız. Ama şimdi kadın doktor abdest derdinde. Efendim teker teker kodluyorum. Abdest yazmışlar. Şimdi bunlar abdest değil efendim, abdest. Yani gözünüz abdeste olmayınca, işiniz namazda, alnınız secde de olmayınca rüküyü de yazamazsınız. Siz abdesti yazamadığınız gibi. Ne yazmışlar efendim biliyor musunuz? Başlık şu. Kadın doktor abdest derdinde. A, Adana'nın A'sı. P'nin P'si. Ya Ahmet Bey işte. P'nin P'si. Bu kadar cehalet ancak 90 yıllık tahsille mümkün. Yani abdest yazmışlar. P'nin, P'yi anladınız. P'nin P'si. Trabzon'un T'si. Edirne'nin evet. E'si. Sinop'un S'si. Abdest. Efendim abdest olacak. Abdest. Yani gözünüz orada olmayınca, alın da secdeye gitmeyince yazamıyorsunuz tabii. Doğru da ama o zaman yani seyircilerimiz de Can Dündar olduğunu bilsin de genellikle müdürü Can Dündar değil. Dündar değil, Dündar. Pekala, haberin devamını okumayalım çünkü yani amaç belli. Efendim Erdoğan'ın savaşı başlığını aktaralım. Erdoğan'ın savaşı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Suriye müdahaleye sarar ve AK Parti'den başka hevesli yok. Erdoğan'ın savaşı diyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Rusya tampon bölgeye karşı çıkıyor. Yine değerli yalnızlık. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi savaşla ilgili bu şekilde başlık atıyorsa demek ki girmek gerekiyor diyorum. Yani savaşa tabii ki kim savaşı haklı görür? Sayın Cumhurbaşkanı seçimden önce Arnavutluk gezisinde kameraların karşısına geçip Arnavutluk'tu büyük bir ihtimalle. Arnavutluk gezisinde yani meslektaşıyla birlikte hani şu görüşmenin sonrasında basın mensuplarının karşısına geçilir açıklama yapılır ya. O zaman şunu söylemişti. Savaşın kazananı olmaz. Terörün de demişti. Demişti. Savaşın kazananı olmaz demişti. Şimdi aynı Cumhurbaşkanı durduk yere Suriye'ye niye girsin efendim? Ha gerekiyorsa ha bu ülkenin senin çocuklarının, bizim çocuklarımızın yani geleceğiyle ilgili bir tehlike varsa Sayın Uğurlu'nun da söylediği gibi biz neden bir ordu barındırıyoruz'u düşünmemiz gerekiyor. Ve dönüyoruz Diriliş Postası'na. Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra Diriliş Postası. Diriliş Postası'nda Yunanistan'a yardıma hazırız başlığını görüyoruz. Ne de olsa yıllar önce bu sınırlar içerisindeydiniz diyor Sayın Davutoğlu. Ve diyor ki Yunanistan'a yardıma hazırız. Bu nasıl büyük bir cümle? Bu nasıl büyük bir cümle? Yunanistan'a yardıma hazırız. Üç kelimeden oluşuyor. Hadi düşünün. Bu nasıl büyük bir cümle? Nereden nereye? Değil mi Sayın Uğurlu? Ya Ahmet Bey, şimdi Yunanistan'a biz istesek defaten bir defa da şu son taksidi ödeyemeyeceklermiş bugün de. Bugün son gün galiba. Onu ödeyebiliriz de öyle bir haldeler ki şu anda. Bundan çok değil, 10 yıl önce AK Parti ilk kurulduğu zaman o gazete manşetlerini getireceğim buraya. Yunanistan mucizesi diye bize örnek gösterilen bir ülkeydi. Yunanistan mucizesi. Şu Avrupa Birliği'ne girdikleri dönemler, Euro evet, falan. Evet. Evet, evet, evet. İşte kişi başına mucize. Düşen milli tabii, gelir tabii, şu kadar, evet. Emekli maaşları şöyle diye tam bir hovardalık içindeydiler yalnız. Şu anda Almanya'da emekli olan bir insandan Yunanistan'da emekli olan bir insan çok daha fazla emekli maaşı alıyor ekonomistlerin belirttiğine göre. Ama şimdi iflasın eşiğindeler. Yani devlete dönüp de yetkililere ver 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 diyenlere de
biraz da demek lazım ki Tayyip Erdoğan'ın sözleri kulaklarımda hala. Biz de o şekilde hovardaca dağıtırsak Yunanistan ve İspanya gibi iflas ederiz demişti. Yani bizim baktığımız yerden biz diyoruz ki ver arkadaş, daha ver, daha ver. Daha ver de bir de yukarıdaki adamın endişelerine bak. Devleti o idare ediyor, biz etmiyoruz. Şu anda 11 milyon insan hazırdan yiyor Türkiye'de. Ve bunların çoğu da 40 yaşında emekli edilmiş. Adam 80 yaşına kadar yaşarsa 40 yıl üretmeden emekli maaşı alacak. Öldükten sonra da kızı, torunları istifade edecekler. Abi dünyanın neresinde böyle bir emeklilik sistemi var Ahmet Bey? Ben de emekliyim. Aynı emeklilerin yaşadığı sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Ama bir de Yunanistan'ın durumuna düşmektense bu halde olup ayağını yorganına göre uzatmak daha evladır. Dikkatli olmak lazım. Yani devleti idare edenlere de arada bunlar ne diyorlar? Acaba içinde doğruluk payı var mı diye de bakmak lazım yani. Evet efendim, şimdi araya gideceğiz. Aradan önce çok önemli bir tespit var. O tespit Sayın Turan Uysal'dan geliyor. Dünyadaki şer odakları Türkiye ile iyi ilişkiler kuruyorsun diye pek yakında Barzani yönetimini PYD ve YPG ile yıkmaya çalışacaklar. Tek başına iktidarın kıymetini diyor, iyice artıyor diyor. Bu durumda diyor bunu anlamamız gerekir diyor. Yani Barzani Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olursa bu kez YPG ile yıkmaya çalışacaklar diyor. Olabilir diyor. Ahmet Bey, arkadaşın siyasi tespiti siyasi açıdan çok doğru. Bir hafta önce ben programı devamlı dinleyenler bilir, aynı konuda yorum yapmıştım. Yani Barzani'yi diğer Kürt gruplarını destekleyerek Türkiye ile bir siyasi entegrasyona bile gitmeyi düşünen Barzani'yi cezalandırmak istiyorlar. Çünkü Barzani babadan tavsiyeli, Amerika'ya dikkatli yaklaşan bir lider. O arkadaşın tespitine aynen katılıyorum ben. Evet, kendisi doğru. Emekli bir hakim galiba ve yine devam ediyor. Son bir cümleyi de aktaralım. Nasıl olsa diyor Osmanlı'nın ilerleyişi durdu şu seçim sonucunda. Osmanlı'nın ilerleyişi durdu. Kim tutar artık beni diyen kızıl komünist için Çin Doğu Türkistan'daki katliamlarını arttırdığını da söylüyor. Evet efendim, şimdi artık bununla ilgili bir kesin kaynak gelecektir. Bir hemen tırnak içerisinde bir bilgi. Sosyal medyada son günlerde bazı paylaşımlar artmaya başladı. Doğu Türkistan'da o Türklerin iftar sofralarında çok huzurlu bir şekilde oruçlarını açtıklarını gösteren birkaç fotoğraf paylaşılıyor ve altına yazılıyor. Doğu Türkistan'dan gelen haberler doğru değil. Oradaki soydaşlarımız deniyor. Durumları gayet iyi deniyor. Bakacağız. Yani sosyal medyada, şimdi sosyal medyada dolaşan o hani bazen çift başlı doğdu, bir parmağı gökyüzünden çok daha yüksek olan çocuklar falan şeklinde inanmayın efendim. Öyle paylaşımlar var, öyle inan. Önce bir araştırın. Haberi bir yerden değil, çok yerden araştırın. Bu bizim görevimiz olsun. Bakın görün, sadece bir kişinin söylediklerine inanmayın sözünü. Aynı şekilde haber içinde değerlendirin efendim. Şimdi araya gidiyoruz. Bu arada Turan Bey, Allah razı olsun. Diğer mesajlarınızı da gördük. Buradan sizinle konuşayım bunu. Allah razı olsun. Bir tevazu içinde teşekkür ediyorum ve araya gidiyoruz. Efendim araya giderken demiştik ki hani bir mesaj üzerine Doğu Türkistan'da yaşananlar. Sonrasında şunu da söylemiştik, sosyal medyada bazı fotoğraflar paylaşılıyor ve bu paylaşı devam ediyor. Birisi paylaştıkça diğerleri paylaşıyor. Diğerleri paylaştıkça bu paylaşım büyüyor ve soru işareti oluşmaya başlıyor. İşte bu konuda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sadece bu konuda değil, Suriye konusunda da bazı açıklamalar yaptı ama bu konuda da bir açıklama yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya gidelim. Ben Kürt, diğer Suriyeli vatandaşları. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Münasebetiyle bir takım kısıtlamalara gidildiği,
Gündeme dair konularda açıklamalar yapan Kalın daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. İbrahim Kalın, Doğu Türkistanlı Müslümanların Çin Halk Cumhuriyeti tarafından zulüm gördüğünü belirterek, Dışişleri Bakanlığımız Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na davet ederek bu konudaki endişelerimizi kendilerine iletmiştir dedi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan bir takım hadiselerle ilgili bize ulaşan bilgiler çerçevesinde de burada özellikle Ramazan ayı münasebetiyle bir takım kısıtlamalara gidildiği, zorla oruç tutturulmama gibi uygulamaların yapıldığı, oruç tutanların cezalandırıldığı ya da onlara müdahale edildiği şeklinde bir takım haberlerin geldiği malumdur. Bu çerçevede bu sabah itibariyle Dışişleri Bakanlığımız Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na davet ederek bu konudaki endişelerimizi kendilerine iletmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde bulunan caminin açılışının yapılacağını söyledi. Bir diğer önemli adımımız inşallah bu Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde bulunan caminin açılışı olacaktır. Bu cami de gene halkımıza açık, herkesin istediği zaman gelip ziyaret edebileceği, ibadet edebileceği bir yer olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu cuma inşallah buranın açılışını da gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde de caminin hemen yanında bulunan çok amaçlı toplantı salonları tamamlanarak, ardından da kongre merkezimiz tamamlanmak suretiyle bu iki toplantı merkezimiz gene kamuoyunun ve kamunun hizmetine sunulacaktır. Cumhurbaşkanlığı için ortaya atılan iddiaları yalanlayan Kalın, hepsi yalan ve boş çıktı vurgusu yaptı. Şimdi bu bağlamda bildiğiniz gibi dün bir cumhurbaşkanlığının içini sanal olarak gezme ile ilgili internet sayfamızda bir uygulama başlatıldı. Bu yeni birimleriyle daha da geliştirilerek her gün kullanıcıların hizmetine sunulacak. Dün de olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Dünyanın her tarafından insanlar gelip sanal olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, toplantı salonlarını, çalışma odalarını gezdiler. Bunlar umarım birkaç aydır özellikle burayla ilgili yaratılmak istenen bir takım mitolojik hikayelerin gerçek olmadığını ortaya koyma noktasında yardımcı olacaktır. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beşar Esed rejimi var olmaya devam ettiği sürece DAEŞ gibi terör örgütleri Suriye'de kendilerine yer bulmaya devam edecekler diyerek güvenli bölge vurgusu yaptı. Hatta son zamanlarda Esed rejimiyle DAEŞ arasındaki bir takım kirli ilişkilerin, ittifakların da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Suriye rejimi DAEŞ'i, terör örgütü olan DAEŞ'i ılımlı ve uluslararası topluluğun kabul ettiği Suriye muhalefetini ve Hür Suriye ordusunu zayıflatmak, bölmek amacıyla kullanmaktadır. Kalın, koalisyon ve meclis başkan seçimi hakkında Cumhurbaşkanlığı'nın tutumunu da belirtti. Bütün süreçler takip edilecek ve ondan sonra tabii ki artık top siyasi partilerin sahasında olacak. İlerleyen günlerde o koalisyon görüşmelerini nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz. Ama burada Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımızın görevi hükümeti kurma yetkisini verdikten sonra süreci izlemesi ve gene anayasanın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde bu 45 günlük süreci yönetmesi olacak. Efendim, bugün çarşamba, dün salıydı. Salı günleri meclis için önemlidir. Şu koalisyon süreçleri ya da hükümet oluştuktan sonra bu salı günün önemini önümüzdeki günlerde ve aylarda çok daha iyi anlayacağız. Çünkü salı günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardır efendim. Ve bu grup toplantıları sadece milletvekilleri ve genel başkan arasında oluşmaz. Partililer de gelir. Heyecanlı ve ateşli dakikalar yaşanır. Tezahüratlar olur. Sonrasında da bazı liderler yumruk yer koridorda. O da grup toplantıları esnasında olur. Efendim, bu salı günleridir. Salı günleri önemlidir. Şimdi bir grup toplantısına gidelim. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi çok daha önemli olan hani koalisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi olduğu için biz daha henüz o salı günleriki grup toplantılarından daha beslenmedik medya olarak, gazeteciler olarak. Şimdi bir grup toplantısı gününe gidelim. Yani düne gidelim. Bakalım neler olmuş grup toplantısında. Değerli adayımız burada. Sayın İsmet Yılmaz. Hepinizin huzurunda takdim ediyorum. AK Parti 25. dönemdeki ilk grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdi.
Hiç kimse bu makama talip olmadı. Siyasete girmeden önce de sonra da tanışmaktan, derin dostluk kurmuş olmaktan büyük onur duyduğumuz bir dava arkadaşımız. Grup toplantısında yeni milletvekillerine hitap eden AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yine dördüncü seçimden de AK Parti Türkiye'nin en büyük partisi ve en yakın rakibine %16 fark atmış lider parti olarak çıktı. Parti olarak kimsenin milli iradeyi eleştirmediğine vurgu yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçimlerden çıkan sonuçlara daima saygı gösterildiğine dikkat çekti. Bir, Türkiye'yi bir gün dahi hükümetsiz bırakacak bir sorumsuzluk göstermeyiz. İki, Türkiye'de yeni bir hükümet için madem ki millet koalisyon demiştir, kimseye kafamızı kapatmayız. Üç, milli iradenin tecelli ettiği bu tablo karşısında koalisyon görüşmelerinde en iyi niyetli tavrı sürdürürüz. Her türlü müzakereyi yaparız ama ilkelerimizden taviz vermeyiz, dayatmalara izin vermeyiz. Dört, bütün bu çabalar inşallah iyi bir netice verir. Ama netice vermezse yine milletimizin huzuruna gider, onun kararı neyse o kararın gereğini yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerden sonraki açıklama ve tutumunu hatırlatan Davutoğlu şunları dile getirdi. Kendilerinin %25 oy aldığı gerçeğini unutup %41'in hiçe alındığı, hiç sayıldığı bir koalisyon nasıl oluştururuz diye çalışmakla meşgul. Ve en acısı %60'lık bir blok diye bir blok tanımlaması. Şimdi aylardır biz seçim kampanyası yürütürken AK Parti kutuplaştırıcı dil kullanıyor diye suçlayanlara soruyorum. Blok ne demek? Blok %60'lık blok demek, karşıda da %40'lık bir blok var demek. Kutuplaştırıcı dilin en alası değil mi? Neden seslerini yükseltmezler? Çünkü onların meselesi kutuplaşmayla ilgili değil. Onların meselesi AK Parti ile ilgili, AK Parti'nin idealleriyle, değerleriyle ilgili. Kılıçdaroğlu'na koalisyon çalışmaları öncesinde çağrıda bulunan Davutoğlu şu şekilde konuştu. Şu blok lafını, bu kutuplaştırıcı dili zihninden, gönlünden bir çıkarsın da ondan sonra gelip bizimle konuşsun. Veya geldiğimizde ona göre bizimle konuşsun. AK Parti'nin sonraki turlarda taktik gereği diğer adayları kısmen destekleyeceği iddialarına da değinen Davutoğlu bunu kesin bir dille reddetti. Bizde gizli hesap olmaz. Bizde siyasetin ahlakına aykırı tek bir davranış olmadı, olmayacak. Buradan hepinize net bir tutum ve davranış olarak ifade ediyorum ki bizim bir tane meclis başkanı adayımız var ve son turun son saniyesine kadar da sadece onu destekleyeceğiz. Evet, o son dakika, son saniyeyi de hep birlikte göreceğiz efendim. Durum şimdilik bunu gösteriyor gibi. Şimdi bir başka grup toplantısına gidelim. Yine dünle devam edelim. Yine meclisle devam edelim. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına gidiyoruz. Bakalım Kılıçdaroğlu ne demiş? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği grup toplantısında konuştu. Eğer yolsuzluk dosyaları kapatılıyorsa... Koalisyon ihtimalleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu 14 maddelik şart sundu. Değerli arkadaşlarım, koalisyon konusunda da seçimlerde izlediğimiz stratejiyi izleyeceğiz. Bakın gayet açık, gayet ne söylüyor. Kılıçdaroğlu daha önceden dile getirdiği iddialarını grup toplantısında bir kez daha ifade etmekten geri durmadı. Beşinci ilkemiz, bu ülkenin cumhurbaşkanı anayasal sınırlar içine çekilmek zorundadır. Haberi izlerken şunu düşündüm. Şöyle bir iki ay falan tatile gitseler, hiç konuşmasalar, hiçbir açıklama yapmasa, hiçbir siyasi lider. Şöyle bir iki ay ne olacak? Şimdi bir iki ay bir tatile gidin şöyle bir, hani böyle bir siyaset olmasa bu ülkede bir iki ay. Ahmet Bey meclis tatile girecek zaten. Ama yemeyecek. Açıklama, tatile gittikleri zaman açıklama da yapmasınlar. Ya bir iki ay, bir şöyle bir iki ay bir sessizlik olsa şöyle bir memlekette ne olur acaba? Yani ne değişir? Çok şey değişir. Biz burada ne konuşacağız Ahmet Bey? Sen kendi kalemizi kolatıyorsun lütfen.
Yani bunlar bir şeyler söyleyecekler de biz ona istinaden mi konuşacağız? E tabii, ne zannettin bu program ne programı? Çok güzel ama Sayın Uğurlu, şunlar bir iki ay konuşmazsa milletin gerçek sorunları gün yüzüne çıkmaya başlar. Yani o hani yağın suyun yüzeyine böyle pıt 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 çıkıyor olması gibi. Yani milletin de sorununu konuşuruz. Şurada şu oldu, burada bu oldu, yollar. Eskiden öyleydi. Eskiden gazetecilik öyleydi. Ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum, yanlış mı hatırlıyorum? İşte yollar yapılmıyor, milletin sorunu var, şu olmuyor. İşte şurada Türkiye'nin... Sayın Uğurlu, burada sizinle aynı fikirdeyim. Bakın, ilk defa dediniz ya, ilk defa şu. Geçenlerde Türk Hava Yolu'nun... Bak, kamera senden yana çalışıyor. Seni alkışladığımı vermiyorlar. Şu an sizde... Görüyor musun? Türk Hava Yolu'nun bir dergisi var uçakta. Her ay yenileniyor. Son sayfasını açtım. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan, Sabiha Gökçen'den ve Atatürk Havalimanı'ndan uçuşları var. Dolayısıyla şu coğrafya üzerindeki tüm havalimanları görünüyor. Tüm havalimanlarına uçuş var. Şöyle ülkeyi biliyorsunuz, dikdörtgen şeklinde Türkiye coğrafya. O dikdörtgenin güney batısı. Yani güney doğusu. Elini şöyle tutma, ne olur. Yani ben rahatsız oluyorum. Paralel oluyor ya. Yani aman paralelden sakın. Gözünü seveyim. Ha şöyle. Şöyle yapalım. Ha bir formül bul yani. Birbirine paralel olmasın, ne olur. Şimdi neyse, adını çıkarırım paralelci diye. Ömür boyu temizleyemezsin. Adımın çıkmasını hiç korkmadığım tek yegane şey olsa gerek yani. O konuda hiç şükürler olsun. Şükürler olsun. Evet. Bulunduğumuz cemaatten kaynaklanıyor galiba. Tamam, ne oldu peki? Şimdi bundan sonra Samandoğlu Televizyonu'ndan sana teklif gelmez. Bindiğin dalı kesti. Gelmesin zaten. Şimdi Sayın, yani teklif dedikleri zaman gündem para olacağı için bizim parada işimiz yok, gözümüzde yok, şükürler evet. olsun. Şimdi Türkiye haritası, şurayı görelim efendim, şurayı. Burası neresi oluyor? Güneydoğu oluyor. O kadar çok havaalanı var ki. Her tarafa havaalanı yapılmış. Hakkari'ye yapıldı en son. Yani birbirine belki 150 kilometre, 200 kilometre yakınlıkta havaalanları var. Her tarafta. Her tarafta havaalanı dolu. Yani bu ülkenin her tarafında havaalanı var. Ya işte ben o yüzden AK Parti'ye vermek istemiyorum. Niye yapıyorsun kardeşim? Allah Allah. Önüne gelen yere havaalanı yapıyorsun. Bak, Bolu tüneli 35 hükümet eskitmiş. Ne güzel. En sonunda patates deposu yapmışlardı. Geldi, iş yapacak gibi orayı hemen deldi, bitirdi, açtı. Niye açıyorsun kardeşim? Ne güzel, patates deposu. Malatya Havaalanı'nda kayısı kurutuluyordu. Bak, kayısı kurutulan havaalanını tuttu, havaalanı yaptı. Ne güzel kayısı kurutuldu. Kimi havaalanlarında koyunlar, kuzular otluyordu. Bak ne güzel. Yani biz Tayyip Erdoğan'a boşuna muhalefet etmiyoruz yani. Yapma kardeşim. Yani bunu işte o Hakkari, sonrasında Van, şurası burası, o insanlar. Bir bakın, yazın, internet var ya, nasıl olsa herkeste internet var. Ve o internette sadece efendim bir şey izlemek için kullanmayın. Biraz da bilgi sahibi olmak için kullanın lütfen, Allah rızası için. Bir bakın efendim, yazın Türkiye'deki havaalanları diye bir harita çıkar kesinlikle. Hatta biraz daha yardımcı olalım, görseller yapın, çıkar. Ve sonra bakın o Türkiye haritasına. Türkiye haritasına bir bakın efendim. Bakın orada nerede havaalanı yok. Bir coğrafya göreceksiniz. Koca bir coğrafyada havalimanı yok. Koca bir coğrafyada havalimanı yok. Ülkenin doğusuna bakın. O kadar birbirine yakın havalimanları var ki. Yani görmüyor musunuz bu hizmeti? Sonra diyorsunuz ki biz bu seçimde HDP'ye vereceğiz. Tamam, verin. Hangi siyasi partiye verirseniz verin. O sizin iradeniz. Kimse zorlayamaz. Ben de şuna verin, buna verin diyemem. Ama vefa diye de bir kelime var ve yani, o sadece İstanbul'da bir semtin adı değil mi? Yani, vefa diye bu bir aralar, şey var. Bu aralar öyle gibi görünüyor. İstanbul'da bir semtin adı, bir de Bozacı. Evet. Şıracı ve Bozacı. Efendim, tabii ki mesajlarınız geliyor ve tabii ki görüyoruz. Mesajlarınızı tabii ki aktaracağız ama devam edelim. Yine dünle devam edelim.
Şimdi kritik BGK toplantısı diyor haberin başlığı. Kritik MGK toplantısı diyor. MGK toplantısı olduğu zaman artık hazır bir şablon mudur ki bu bilmiyorum. Hep o kritik kelimesi olur. Milli Güvenlik Kurulu her toplantı yaptığında kritik bir toplantı olur. İzleyelim bakalım o kritik MGK toplantısı sonucunda ne gibi açıklamalar olduğu, işin toplantı kısmının neresinin kritik olduğu bir görülsün efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, kurulun Haziran ayı olağan toplantısında vatandaşların huzur ve güvenliğine müteallik hususların etraflıca görüşüldüğü, ülke güvenliğine yönelik muhtemel tedbirlerle alınan ve alınacak tedbirlerin hassasiyetle değerlendirildiği ifade edildi. Toplantıda halkın demokratik hassasiyet bilinci içerisinde ve yüksek oranda bir katılımla gerçekleşen 25. dönem milletvekili genel seçimleri öncesinde ve seçim sırasında yaşanan hadiselerin üzerinde durulduğu kaydedildi. Milletimizin kardeşlik duygularını ve bir arada yaşama iradesini zayıflatarak ülke genelinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayat hakkını ortadan kaldırmayı hedef alan terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizilmiştir denilen bildiride şu ifadeler kullanıldı. Ülkemizde ve yurt dışında meydana gelen hadiselerin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmesinin toplumun huzur ve barışına önemli katkılar sağlayacağı ifade edilmiştir. Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel devlet yapılanması olmak üzere tüm yasa dışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bir kez daha dile getirilmiştir. MGK bildirisinde Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi. Güney komşularımızdan Suriye'de cereyan eden hadiseler etraflıca değerlendirilmiş, muhtemel tehditler ele alınmış, sınırlarımızda alınan ilave güvenlik tedbirleri üzerinde durulmuştur. Bölgede yaşayan sivil halkı hedef alan terör saldırılarıyla bölgenin demografik yapısının değiştirilmesine yönelik eylemlerden duyulan endişe dile getirilmiştir. Uluslararası kamuoyunun bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sürdürdüğü duyarsız tutuma dikkat çekilerek ülkemize sığınan insanların mağduriyetinin giderilmesi için bugüne kadar yapılan insani çalışmaların kararlılıkla devam ettirileceği ifade edilmiştir. Irak'ın terör örgütleriyle mücadelesi kapsamında yaşanan son gelişmeler gözden geçirilmiş, ülkemizin ve bölge ülkelerinin Irak'la olan ilişkileri ele alınmış, Irak sınırları içerisinde yaşayan soydaş ve akraba topluluklarının durumları hassasiyetle değerlendirilmiştir. Şimdiki haber gülüyoruz, ağlanacak habere şeklinde aktarılabilir. Ve şu da söylenir aslında bu haberle ilgili. Haberin cümlesi bu kadar mı doğruyu yansıtır? Efendim, haberin cümlesi şu. Adalet Bakanlığı'na silahlı saldırı. Yani vatandaşın birisi gerçekten bakanlığa saldırmış efendim. Yani bir kişiye, şahsa değil. Dolayısıyla haberin cümlesi bu kadar mı doğruyu yansıtır diyor insan. Adalet Bakanlığı'na, binaya efendim vatandaşımız niye saldırmış bir görelim. Kızılay Milli Müdafaa Caddesi'nde bulunan Adalet Bakanlığı ek binasına bir kişi pompalı tüfekle ateş etti. Ateş açan kişi ilk olarak binanın güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs bölgede görevli polisler tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan olmazken binada sadece maddi hasar meydana geldi. Tamam, kim hazırladı o haritayı? Bravo. Evet, Mehmet Lapacı. Pekala arkadaşlar, hepimiz. Şimdi o haritayı getirelim ekrana. Getirelim ekrana. Buyurun. Efendim, bu harita. Yani Türkiye'nin havalimanları haritası. Yani 2023'e doğru gidiyoruz. Uçuş, yolların daha da kısa olması iş dünyası, ekonomiye, sosyal yaşama nasıl bir etki eder? Artık yollar, yollar hava yolu da teknoloji geleceğin yollarından birisi. Dolayısıyla bu hava yolu şeritlerini kullanmak adına da bir havalimanına ihtiyaç var. Efendim bakın. Bakın, görüyorsunuz haritada. Ülkenin doğusuna bakın. Ülkenin doğusuna bakın. Havalimanı dolu. Bakın. Bakın buradan nereye o çıktı. Şimdi
Pekala, ülkenin batısına baktık, İstanbul'u. Havalimanı dolu. Ya şu İç Anadolu'da yaşayanlar üvey evlat mı? Üvey evlat mı Allah aşkına? Burada insan yaşamıyor mu? Yani şuraya arasında 100 kilometre yok. İki tane havalimanı yapılıyor. İki. Evet. Ahmet Bey. Evet, evet, çok güzel. Evet, evet. Evet. Ahmet Bey, doğuya savaş uçakları rahat insin diye havalimanı yapılıyor. Onu kim diyordu Sayın Uğurlu, siz söylüyorsunuz? Altantan. Altantan. Buna benzer yorumlar yapıyor. Diyor ki o geniş geniş yolları yapıyorlar. Hakkari'ye savaş uçakları rahat insin diye. Evet, bu arkadaş da zeki bir arkadaş diyebilirdik biz. Ya Allah'tan kork. Malatya, Erhaç askeri havaalanından kalkan bir uçak Güneydoğu'nun en uzak noktasına 8 dakikada varıyormuş. Yani bir devlet bir yeri bombalayacak da oraya ille havaalanı mı yapılması lazım? Gelir uçak, bombalaması gereken bir yer varsa bombalar geri döner. Yani bu nankörlüğün son noktası ve ancak tahsille mümkün olan bir şu çok şey nokta. Çok şey ifade eden çık 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 var ya, gerçekten bazen çok işe yarıyor. Yani artık hani bir şey söyleyemeyip çok şey ifade ediyor. Efendim bakın şimdi. Bakın haritayı görüyoruz. Şu bölge. Şu bölgeyi bakın, burada hangi il var? Ankara. Sonrasında şuraya bir bakar mısınız ya? Şuraya bak. Burada insan yaşamıyor mu? Olabilir. Ahmet Bey. Burada Bey, hızlı tren mi var? Ahmet Bey. Bir dakika. Orada evet. Müsaade et. Orada bir ihmal söz konusu değil. Hı-hı. Söyleyeyim ben. Hı-hı. Şimdi o söylediğin bölgeden mesela Ankara-Konya arası 1 saat 15 dakika hızlı tren yapıldı. İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı hızlı tren var. 4 saate indi. Yani adeta hava alanı var gibi. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım. Orada o gördüğüm bölgede bir ihmal söz konusu değil. Oralarda ova bölgeleri hızlı tren o işi görüyor zaten. Onun için için rahat olsun. AK Parti oradaki insanlara da hizmeti getirdi. Ama oradaki insanlar en azından nankörlük yapmadılar. Şimdi şurada, burası Antalya, şurası da Gazipaşa. Hemen şurada. Burada da dümdüz yollar var. Ahmet Bey doğru da, yani Güneydoğu'da ve Doğu'da da bütün il ve ilçelere, ilçelere ve köylere de havaalanı yapılmadı. İllere yapıldı. İllere yapıldı. Yani sen de orada illere yapıldı. Neden burada tüm illere yapılmıyor? Şu coğrafyada niye hiç yok? Ahmet Bey. Şurada neden hiç ama yok? Ama ben söyledim sana, orada hızlı tren var zaten. Hiç problem yok orada. Toros Dağları'nın hemen etrafı Sarp geçitler. Yani orada da bir Ahmet Bey şu anda 200 tane geçidi AK Parti, Ferhat gibi delme noktasında. Mesela işte Rize ile Erzurum kaç saat arası? 6 saat. 3,5 saate iniyormuş. Dağları deliyorlar şimdi. Dağları deliyorlar Ahmet Bey. Evet. Yani sen burada bana zorla AK Parti propagandası yaptırıyorsun. Zorla. Evet. Peki Ali efendim. Teşekkür ediyoruz ve kritik MGK toplantısında aktardık. Şimdi Şanlıurfa'ya bir gidelim efendim. Şanlıurfa neden habere konu oluyor son günlerde? Urfa, Şanlı tarafıyla ya da o hani kendine has karakteristik özellikleriyle değil efendim. Şanlıurfa ve Suriye ve PYD haberimizi izliyoruz. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan ve PYD'nin denetiminde olan Tel Abyad sınır kapısı geçişlere kapatılınca Suriyeli vatandaşlar Akçakale sınır kapısında beklemeye başladı. DAEŞ'in hakimiyetinde bulunan Tel Abyad sınır kapısı, DAEŞ'in çekilmesiyle PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolüne geçmişti. Tel Abyad'ın PYD'nin eline geçmesinden bugüne herhangi bir hareketlilik yaşanmazken Kobani'de meydana gelen patlamaları bahane eden PYD, Tel Abyad sınır kapısını geçişlere açmadı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınır kapısının geçişlere açılmamasıyla ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler Akçakale sınır kapısında kaldı. Suriyeli vatandaşların Akçakale sınır kapısındaki bekleyişleri devam ederken ilerleyen günlerde Tel Abyad sınır kapısının geçişlere açılacağı belirtildi.
Evet, evet, duyuyorum tabii ki. Duymaz olur muyum? Milleti de duyuyoruz tabii ki. Duymaz olur muyuz? Milletin mesajlarını da görüyoruz tabii ki. Görmez olur muyuz diyelim ve Twitter'dan gelen mesajlarınızı tabii ki görüyoruz. Twitter'dan nasıl bize mesaj göndereceksiniz? Madem okumuyoruz, o zaman en azından dinlediğimizi, konuşanları dinlediğimizi düşünerek seslendirelim. Efendim, okunduğu gibi yazılıyor. Akit Sabah. Akit Sabah yazıyorsunuz. Twitter'dan bize ulaşıyorsunuz, Akit Sabah yazıyorsunuz, Facebook'tan bize ulaşıyorsunuz. Okumuyoruz dedik, biz de okumadık. Hadi okuyalım biraz ve diğer gazetelere bakalım. Dolayısıyla birinci sayfa. Güneş Gazetesi diyelim, Güneş Gazetesi'nin birinci sayfasına bakalım. Efendim, Güneş Gazetesi birinci sayfasında Yunanistan battı, Avrupa panikte diyor Güneş Gazetesi. Yunanistan battı, Avrupa panikte. Şimdi battı deyince Yunanistan'ın denize gömüldüğünü falan düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Batmak efendim hani ekonomik olarak iflas etmek. E sonra nasıl iflas? Ne olacak? Şimdi batınca ne olacak? Bir ülke batınca ne olur? Çok merak ediyoruz. Daha önce hiç, evet, daha önce hiç batan bir ülke duydunuz mu? Biz zaten batmışlıktan çıktık, o ayrı bir mevzu. Yani batan bir ülke... Dedik işte şu Avrupa Birliği içerisinde çok söyledik. İspanya battı, çok kötü durum. Yine İtalya çok zor durumda. Onlar söylendi. Batınca galiba her fırsatta düşmanlık beslediğiniz bir ülkeyle uçaklarınıza it dalaşına giremeyeceksiniz. Onun için para lazım. Yani o jetlerin yakıt deposunu doldurabilmek için, değil mi? Yani o eski batmak efendim galiba bu. O eski diklenişler, dik duruşlar kalmayacak. Dolayısıyla bir askeri güç sahip olamayacaksınız. Teknolojiye sahip olamayacaksınız. Batmak demek budur. Başka türlü hani dükkanı kapatıp gidecek halleri yok, değil mi Sayın Orman? Evet. Yani Yunanistan'ın kapısına kilit vurduk, biz battık, yeni taşındık falan gibi bir şey yazma durumunuz. Ahmet Bey yok. En sıkışık zamanında harpten çıkmış, bir imparatorluk da almış, Türkiye Osmanlı'nın borçlarını ödedi son kuruşuna kadar. Evet. Bu kadarını söyleyelim. En sıkışık zamanında. Sahibinden devren satılık ülke diye tabelada görmeyeceğiz. Dolayısıyla yani bir ülke batınca nasıl olur göreceğiz. Efendim, Güneş Gazetesi'nde yer alan haber başlığını özellikle manşete aktardık. Bir başka haber yine... Diğer gazetelerde yer alan haber, başkanlık seçimi bugüne kaldı başlığıyla veriliyor Güneş'te. Firavundan kan donduran açıklama, Firavun'u unutmayalım. Meclis başkanlığı, koalisyon derken sahip çıktığımız bir konuya hala sahip çıkalım ve gündemi, en azından bu konuyla ilgili bu özel konuyu gündeme kurban vermeyelim efendim. Ve Güneş Gazetesi bu konuda... Güneş Gazetesi'ne teşekkür edelim ve aktaralım haberi. Firavundan kan donduran açıklama. Mursi idam edilecek. Mısır'da kanlı bir askeri darbeyle 3 yıl önce başa geçen Abdülfettah el-Sisi, seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ve İhvan üyelerine verilen idam kararlarının en kısa zamanda uygulanacağını söylemiş. Kendi başka milletlerin kapitalizmin uşaklığını yapacağım, onların İltifatlarını alacağım diye milletinize işkence ve zulüm yapmayın. Sonra siz de öleceksiniz bir gün, unutmayın. Nakliye uçağı otele çakılmış Endonezya'da. İçinde 113 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı bir otel ve evlerin üzerine düşmüş. Kazada en az 116 kişi hayatını kaybetmiş efendim. Ve çok ilginç bir fotoğraf var orada. Nakliye uçağı otele çakıldı haberini görüyorsunuz gazetede. Kazayı gülerek izlemişler efendim. Endonezyalılar. Askeri üsten kalkan uçağın havalandıktan 2 dakika sonra düştüğü belirtilirken arama kurtarma çalışmalarında biri çocuk 50 kişinin cesedine ulaşıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Endonezyalıların gülmesi, bazılarının da cep telefonlarına sarılması ülkede tepkiye neden olmuş. Şimdi cep telefonlarına hepiniz sarılıyorsunuz. Şimdi bu haberi biraz hani ele alalım, Güneş Gazetesi. Yani bir kişinin orada bir gülümseyerek bir yüz ifadesi, yani orada herkesin koca bir faciaya güldü anlamına gelmez. Belki gülmüyordu da. Yani bu fotoğrafı öyle yorumlamamak
lazım. Güneş Gazetesi'nden bir başka gazeteye geçelim ve Habertürk diyelim. Habertürk'ün birinci sayfasında yer alan haber başlıklarına birlikte bakalım. Halk beyaz sayfa istiyor diyor Habertürk birinci sayfada. Bir araştırma şirketinin araştırma sonuçlarını aktarmış ve sormuş o şirket. Mecliste hesaplaşma mı, uzlaşma mı diye sormuş efendim. Uzlaşma isteyen seçmen 4 bakan içinse yüce divan demiş. 4 bakan için yüce divan demiş ve o pasta, o dilim görülüyor hemen haberin yanında araştırma sonuçları olarak. Hesaplaşma olmalı diyen %33, beyaz sayfa açılmalı diyen %61.8, fikri olmayanlar da varmış bu ülkede efendim. Hani bu konuda da fikriniz yok, %5.1 gibi bir çoğunluk var. İşte bu %5.1 bazen hükümetin kaderini değiştiriyor. Hükümetin değil, milletin diyelim. Milletin kaderini değiştiriyor. Bu basit soruya karşı fikri olmayan %5.1 gibi bir milletiz efendim. Fikrimiz yok. %5.1 fikri yok mu? %5.1 herhangi bir siyasi partiye dahil olsaydı, yani işte herhangi demeyin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne %5.1 gelseydi. Şimdi Kılıçdaroğlu fikri olmayanlardan mı? Olabilir. %5. O bir o olabilir mi? Noktadan sonraki bir. Olabilir. Olabilir. Efendim, Habertürk'te yer alan o haber başlığını aktardık. Ağaç manidar diyor Habertürk. Gezi'de kırmızılı kadına biber gazı sıkan polis ağaç dikme cezasına itiraz etti. Olayların çıkış nedeni ağaçtı. Karar manidar demiş. İtiraz etmiş. Efendim, 59 milyar euro verin vazgeçeyim. Fiilen iflas sürecine giren Yunanistan Avrupa Birliği'nden 29.1 milyar euro ek kredi istemiş. Kredi istemek. 5. tur erken seçim. 26. meclis başkanı bugün belli oluyor. Biraz detaylandıralım. Meclis başkanlığı seçiminin ilk iki turunda 367 çıkmadı. Malum herkes aynı şeyi bekliyordu. Zaten bir sürpriz sonuç olmadı dolayısıyla. Kulisler Kasım'da sandık demiş. İlk iki tur dün yapıldı. 258 vekil alan AK Parti'de hasta ve şehir dışında iki vekil oy kullanmadı. İsmet Yılmaz iki turda da 258, evet doğru. İsmet Yılmaz iki turda da fire vermeyen tek aday oldu. 132 vekili CHP'de Baykal oy kullanmadı diyor. Baykal'a ilk turda 5, ikincide 3 CHP'li oy vermemiş. Bahçeli'den Baykal HDP şartı. Evet. Devamını da sizlere bırakalım ve dönelim bir başka gazeteye. Bu kez de Doğan Medya'ya bir bakalım efendim. Doğan ne yapıyor, ne diyor? Bir görelim, Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyetlerin düşmanı Hürriyet. Hürriyetlerin düşmanı Hürriyet dedi Sayın Uğurlu ve o Hürriyet, adı Hürriyet olan gazeteye bakalım, adı Hürriyet olan. Sokakta iki ses, Oksi ve Na diyor. 5 Temmuz'da referandumda AB'nin şartlarına hayır ve evet diyecek olan Yunan halkının nabzını Ertuğrul Özkök Atina'da tuttu. Çoğunluk krizi takmıyor. Son saniyede çözüm bulunacağına inanıyor. Ertuğrul Özkök'ün canı tatil yapmak istemiş. Yunanistan'a gitmiş. Orada biraz daha rahat eder nasıl olsa Sayın Özkök. Yani bu ülkede nerede ters bir durum varsa orada olmaya bayılan birisi. Orada da nabız tutayım bari demiş. Durum onu gösteriyor. Peki efendim, sınırda 3 IŞİD'çi haberini de aktarmış olduk Hürriyet gazetesinde ve Hürriyet gazetesinden sonra bir gazete daha verelim mi Aykut? Bir gazete. Tamam, bir gazete daha paylaşalım. Çünkü hemen şu Hürriyet'ten sonra araya gitmeyelim, insanların aklında o Hürriyet'i bırakmayalım. Şöyle düzgün birkaç haber okuyup sonra araya gidelim ve aradan sonra tekrar izleyenlerimize hayırlı sabahlar diyelim. Efendim, Millet gazetesine bakacağız ama önce Milat diyoruz. Millet gazetesine aradan sonra bakalım. Ve Milat gazetesi, DAEŞ döndü diyor Milat gazetesi. DAEŞ döndü diyor. Birinci sayfadan aktarıyor. Evet çıkarsa istifa edecek diyor Milat gazetesi. Yunanistan'la ilgili bir başka haber veriyor. Ve Milat gazetesi, önce saygılı olun diyor. Sayın Davutoğlu'nun, Başbakan Davutoğlu'nun grup toplantısında yapmış olduğu konuşmadan bir alıntı, bir cümle yapıyor ve birinci sayfaya taşıyor. Ve biz de bu haberin hemen ardından efendim araya gidiyoruz. Fazla arayı soğutmadan tekrar döneceğiz. Sizi orada bekliyoruz efendim. Efendim, tabii siz
izlerken, aradayken yani, izleyip izlemediğinizi tabii ki bilmiyoruz. Aradayken gelen mesajlara göz atıyoruz. O mesajlardan birçoğunu okumaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İnşallah hepsini okuruz bu konuda da başarılı oluruz. Selamun aleyküm diyor bir izleyenimiz. Aleyküm selam Ahmet Türk. Sizleri severek izliyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Yeğenim 2 yıl yokluklara rağmen polis yüksek okulunu bitirdi. Sülale boyu AK Partiliyiz. Yeğenim babası da zaten hani AK Partili olup olmamanız önemli değil tabii ki. Yeğenim babası da zaten uzun yıllardır AK Parti üyesi. AK Parti harici kimseye oy vermeyen ekoldeniz. Ama en son açıklanması gereken mülakatta dereceye girmemiş olan yeğenim mutlaka mülakatta elenmiştir. Bu büyük bir adaletsizliktir. Şimdi okuyalım, devam edelim. Çok ilginç bir durum. Ben de 28 Şubat mağduruyum. Cumhurbaşkanımızın bir şiiri okuyup cezaevine düşmesi nasıl bir haksızlık ise aynısı şu an şimdi yeğenime de yapılmaktadır. Bu konuyu dile getirir misiniz? Çok enteresandır ki dinleyin, bekleyin. Çok önemli bir konular. Sayın Uğur'u da bu konuyla ilgili benimle aynı fikirdedir eminim. Şimdi konuşacak. İlk defa okuyorum ama. Sayın Uğur'u da bu mesajı ilk defa duyuyor. Yani arada okumadık. Enteresandır ki 1700 diploması eline almış... Atama bekleyen mağdurların çoğu da AK Parti seçmeni ve çocukları olması enteresandır. Acaba bu paralel hainlerin AK Partileri gider ayak yaptıkları bir operasyon mudur? Lütfen bu bir mağduriyettir. Sizleri seviyoruz. Lütfen dile getirir misiniz? Allah sizlerden razı olsun. Saygılar. Şimdi Ahmet Bey, bizler de sizleri seviyoruz. Şimdi sizin oğlunuzun polis olması sizin AK Parti olmanıza bağlanmaması lazım. Şimdi adalet budur. Şimdi siz bugün bu adaleti istiyorsanız... Yarın da adaleti istiyorsanız sizin oğlunuzun polis olması bir şeye bağlı olmalıdır. Polis olmakla ilgili olarak yeteneklere sahip olması bitti. Bununla ilgili olarak sizin AK Partili olmanız, bundan önceki yanlışta onların paralelci olması ve daha sonraki CHP iktidarındaki olmaz, uzun bir süre olmayacak gibi görünüyor, CHP'li olmasına bağlı olmamalıdır. Sayın Uğurlu, bir ay önce, hiç unutmuyorum, çok güzel bir örnek vermişti. Bir doktor ameliyat hemşiresi alınacak. Değil mi Sayın Uğurlu? Aklımda. Ameliyat hemşiresi alınacak. Yani doktor ameliyat hemşiresi değil. Buyurun. Cerrah bayan alınacak. Cerrah bayan, evet. Yani hemşire ameliyat yapmaz çünkü. Hı hı. Yani ameliyatta bulunacak olan bir hemşire yani, olabilir. Ekibin içerisinde. Cerrah bir hanım, hı hı, alınacak. Hı hı. Evet. Cerrah bir hanım alınacak. Siz anlatır mısınız? Ben... Ya özür dilerim. Hastanenin başhekiminin şikayeti. Diyor ki bana bu hanım başörtülü al dediler. Bir ameliyathaneye soktum, bir dikiş at dedim. Dikiş atamıyor diyor. O zaman dedim ki diyor, bu bana yaramaz, kusura bakmayın. Öbür tarafta diyor, kadromda diyor bir doktor var. Adam ateist diyor. Bak. Hiç bakmadan diyor bir taraftan sakız çiğniyor, bir taraftan dikiş atıyor diyor. Yani bana diyor orada dikiş atacak adam lazım arkadaş diyor. Ben orada bana cerrah lazım diyor. Yani başörtülüymüş, oruç tutuyormuş, namaz kılıyormuş. O orada beni ilgilendirmiyor diyor. Aynı özelliklere sahip ikisi olursa birini tercih ederim diyor. Tabii ki. Ama eğer tercih noktasında diyor kalırsam başörtülüyü değil ötekini. Çünkü hastanın canına emanet ediyoruz diyor. Bu çok önemli bir şey. Hastanın canına emanet ediyor. Ahmet Bey bir şey söyleyeyim. Biz de bir doktora giderken onun tuttuğu, oruç kıldığı namazı hiç sorar mıyız? Hep ne deriz? Ya tanıdığın iyi bir doktor var mı? Öyle mi? Evet. Hep öyle sorarız. Evet, evet. Tanıdığın iyi bir doktor var mı? İyi doktorun gece kıldığı teheccüd namazı bizi ilgilendirmez. Birinci derecede. İyi bir doktor mu? Benim hastalığıma teşhis koyabilecek mi? Hep ona bakarız. Onun yani. İçin, yani dediğin doğru, şartlara haiz mi? Benim tanıdığım bir arkadaş vardı mesela, torpille polis oldu. Arkadaş da çok müzmin, polislikte asla affedilmeyecek, burada ismini zikretmek istemiyorum, bir hastalığı vardı mesela. Ama bundan 15-20 yıl kadar önce torpilini buldu, arkadaşı polis yaptılar. Şimdi... İyilik mi yaptılar? Kötülük yaptılar. O çocuğa da kötülük yaptılar. O hastalıkla polislik yapmak ömür boyu onun başının önüne eğik olmasını sağlayacak. Amirleri ve diğer arkadaşları yanında. Evet. Efendim Hasan Çiftçi Twitter üzerinden yine Twitter'dan bize Akit Sabah yazarak ulaşıyorsunuz.
Akit Sabah üzerinden bir Twitter hesabı üzerinden bize ulaşan bir izleyenimiz Hasan Çiftçi. Cumhurbaşkanının bize yaptıklarını unutup da vefasızlık yapanlar durumdan memnunlar mı diyor. Yani o Türkiye haritasını gösterdik galiba. Onun üzerine bu mesajı, bu tweet'i atmış bu izleyenimiz. Şimdi bir başka mesaj daha var. Onu da aktaracağım. Bu önemli, önemli geldi bize. Onu bir aktaralım. Sonrasında yine gazetelerin birinci sayfalarına tabii ki bakacağız efendim. Yılmaz Çatıoğlu diyor ki, biraz vaktinizi alacağım efendim. Vahim bir durum. Böyle mi? Böyle mi her yerde durum? Yani bu adamlar hala güçlü mü? Bu adamlar derken hangi adamlardan bahsettiğimizi anlıyorsunuz. Paralel. Yok değil diyorsak, bizim için öyle görünüyorsa ama bazı hani lokal, hani böyle küçük bölgelerde, bazı yerlerde olabilir efendim. 3 kişi, 4 kişi bu memlekette geçtiğimiz dönemlerde 2 kişi, 3 kişi bir araya gelip biz derin devletiz dediler. Güçleri, nüfuzlarını kullanarak baskı yapabildikleri ölçüde. Efendim sesinizi çıkarırsanız hiçbir devlet memuru size baskı yapamaz. Ya, yapamaz. Yani siz öyle böyle böyle pusup, pusup deniyordu değil mi efendim? Şöyle pusup kalırsanız sizi, üstünüze baskı herkes yapar. Şöyle haklıysanız ama, haklıysanız, haksız yere değil. Yani 100'le gideceğiniz yerde 180'le gidiyorsanız trafik polisi de bana ceza yazdı, şikayet edemezsiniz. Ama hız sınırı 100 olan yerde 80'le nasıl, gidiyorsanız... Nasıl şikayet edemem ya? Olur mu? Önüne koyarım haritayı, haritadan yer beğen derim. Ben, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Musun derim. Yani. Ahmet Bey, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim olduğumu biliyor musun? Fatih Örlü. Fatih Örlü. Ama eğer ki 100 sınırındayken 80'le gidiyorsanız da ceza yazıyorlarsa, çıkın, hakkınızı sonuna kadar arayın. Artık sistem var, devlet var. Şimdi hakkını arayan bir izleyenimiz var. Çok yüksek sesle bağırıyor. Bu yüksek sesine kayıtsız kalınamaz. O yüzden okuyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben seçimden önce Bimere köyümüzde ve ilçemizde paralel, biraz hızlı okuyacağım, uzun çünkü. Paralel çete elemanlarının cirit attığını, şu şahıslar hiç boş durmadığını, sosyal hizmetlerden yapılan yardımın kendileri tarafından istedikleri kişilere verildiğini, her yerde adamların olduğu, seçimden sonra Erdoğan sallandıracaklarını, asacaklarını, ona destek verenleri birini Fizan'a, birini Hizan'a süreceklerini, haftada 3 kere yaptıkları ev toplantılarında ablaları tarafından algı oluşturularak köy halkında huzur bırakmadıklarını vesaire vesaire ve buna çözüm bulmalarını, çare bulmalarını istemiştim. Gelin görün ki sonuç beklerken yakın bir akrabam olan, aynı zamanda paralel yapıya hizmet eden biri tarafından uyarıldım. Durduk yere düşman kazanıyorsun dedi. Bakanlığa şikayet eder misin dedi. Çok şaşırdım. Bir hafta sonra bana bilgi geldi. İfademe başvuracaklarmış. BİMER'den gelen bilgi üzere İlçe kaymakamlığı devreye girdi. Kaymakamlık ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ifademe başvurması için ihbarname göndermiş, anlayacağınız. Milli Eğitim'de olsun, kaymakamlıkta olsun paralel yapının adamları kadro olarak çalışıyor. Bir hafta önce olup biteni birbirlerine haber veriyorlar diyor. Sona gelelim. Şimdi köyde hedef tahtasındayım. Can güvenliğim yok. Evimi yakabilirler, üzerime araba sürebilirler. Dışarıda ani bir saldırıya maruz kalabilirim. Bu nasıl bir yapı? Sızmadıkları yer kalmamış. Bunu gündeme getirip paylaşırsanız benim gibi susturulan, hatta suçlu duruma düşürülen binlerce ihbar ve şikayet edenlerin durumu ortaya çıkar. Yazın efendim, Cumhurbaşkanlığı'na da yazın. Biz üzerimize düşeni yapmış olduk. Bir medya, tamam, bir medya, millete hitap eden bir sabah yayınında biz üzerimize düşeni yaptık. Siz de yapmış durumdasınız. Tabii mücadele ediyorsunuz. Tamam, bu kadar. Olayı çok da fazla işte böyle sansasyonel bir duruma getirmeyin. Tamam. Yazın, bir de Cumhurbaşkanı'na yazın. Sonra da gereken girişimlerinizi yapın. Yapmışsınız zaten. Çok da sessiz birisine benzemiyorsunuz. Mücadelenizi ne yapıyorsunuz? Ortaya koyuyorsunuz. Devam edin efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu anlamda Millet Gazetesi ile devam edelim. Evet, gazete diyelim ve Millet Gazetesi'ne bakalım. Adı Millet ve kendisi Millet'ten bir haber olan Millet Gazetesi'ne bakıyoruz. Suriye'yi bırak, Bodrum'a bak diyor Millet Gazetesi. Bodrum'da ne olmuş efendim? Görelim. Büyük bir ihtimalle mültecilerle ilgili Bodrum'da yaşanan dram olabilir. Millet Gazetesi'nin yazmış olduğu haber. Efendim diyor ki Millet Gazetesi, Türkiye'nin güneyde bir tampon bölge için askeri hazırlık yaptığı konuşuluyor ama sınırda askeri sevkiyat tüm hızıyla sürüyor. Ancak asıl sorun Bodrum gibi kıyı şehirlerinde yaşanıyor. Sokakları dolduran mülteci ve kaçakları gören turistler hızla bölgeden kaçıyor. Liman bu haldeymiş. Evet, böyle bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Bodrum'da insanlar hani o turistik bölgelerde yerlerde yatıyorlarmış. Yani yatan Suriyeli de olsa, Türk de olsa
Mısırlı da olsa, Ukraynalı da olsa, yerlerde yatıyorsa kaldırılması gerekir. Yani durum Suriyelilerden ibaret değil. Dolayısıyla bununla ilgili olarak oradaki mülki amirler soruna bir çözüm bulsunlar. Geçtiğimiz günlerde böyle bir haber vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Suriyelilerin Antalya'ya girmesi valilik tarafından yasaklanmıştı mültecilerin. Çünkü valilik demişti ki efendim burası bir turistik bölge. Öyle bir durum söz konusuydu geçtiğimiz yıl içerisinde. Siz yani o turistik görüntüyü bozuyor diyorsanız herhalde oranın mülki amirleri de karpuz mevsiminde birbirlerine karpuz kesip karpuz ikram etmiyorlardır. Yani orada da memleketin meselesiyle ilgileniyorlardır. Dolayısıyla bu durum sadece Suriyeliler için geçerli değil. Yine oranın mülki amirleri bu konuya bir çözüm bulacaklardır efendim. Diyelim Millet Gazetesi'ne Suriye'yi bırak Bodrum'a bak diyor. Ortalığı karışıyor. Kaşıyor yani. Hani bazıları diyorlar ya. Şimdi Mersin'de diyor ki insanlar ortalık Suriyeli doldu. Vah vah vah. Anlatıyor Sayın Uğurlu. Dolmuş'ta. Dolmuş şoförü anlatıyor. Ya bunların hepsini göndereceksin diyor. Şimdi bunu anlatan bakın şiveden anladınız mı? Mersin'e Diyarbakır'dan gelmiş bir Kürt vatandaş. Sen daha ne zaman Mersin'de oldun da, ne zaman o toprakların sahibi oldun da, sen de daha orada yabancıydın iki gün önce, hiç tasvip etmiyoruz. Şimdi kalkıp, yahu o insanları niye kendi yerinize koymuyorsunuz? Nedir bu düşmanlık? Yani Mersinli vatandaşlar, evinizi içinde hayvan bağlasanız durmayacak evinizi Suriyelilere 1.000 liraya kiraya verirken o Suriyelileri neden göndermiyorsunuz? Bugün İstanbul'da 3-5 aile bir araya gelip sadece Suriyelilere kiralıktır diye tabela astığınız, ilan astığınız zaman Suriyeliler niye aklınıza gelmiyor? Bu ülkede Suriyeliler yüzünden ne hale geldik diye düşünmüyorsunuz. Evinizi kiraya verirken de düşüneceksiniz. Aynı şeyi ve aynı durumu. Millet Gazetesi'ni gönderelim. Ahmet Bey, şunun altını kesinlikle çizelim. Buyur. Suriyeli ne kadar İstanbullu, ne kadar Konyalı, ne kadar Adanalı, ne kadar Trabzonlu ise biz de o kadar Şamlıyız, Halepliyiz ve Suriyeliyiz. Ya biz bir elmanın iki parçasıyız. Bizi dün ayırdılar diye ayrı mı düştük? Ayrı mı düştük? Onun için Suriyelilere söyleyecek lafımız yok. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Efendim, tabii iki taraf, iki ayrı sosyal doku var. Kolay bir şey değil. Ama bizim başımıza böyle bir felaket gelse, biz Suriye'ye gitsek, hakiki bir İstanbul efendisiyle, İstanbul'un filan semtindeki dokusu farklı insan Suriye'de aynı muameleye tabi tutulacak mı? Farklılık olacak tabii. Yani bu Şam'daki, Halep'teki bir adam diyecek mi? Ulan bu Türkler de amma bozulmuşlar ya. Şu hale bak. Burada Halep sokaklarında yatıyor bunlar. Evet. Diyecek mi? Demeyecek. Onun için lütfen daha hoşgörülü olalım. Başka çare yok. Yok. Gelmiş buraya. Yok. Senin kardeşin üstelik. Onlar senin kardeşin. Vaktiyle Sünni bir sınır çizmişler araya. Yarın bir o gün, sınırların hepsini boş ver. Boş verin tabii. Yarın bir gün o sizin medeniyet deyip hani böyle arada bir ziyarete gittiğiniz. Şimdi az önce bir gazeteci gitmiş ya o Avrupa dediğiniz o medeniyet. Sonra der ki Türkler mültecilere şiddet uyguluyorlar derler. Şimdi yardım ediyorlar diye yazmazlar. Ama yarın bir gün öyle bir şey küçücük bir olay olsun zaten onu kaşımaya çalışıyorlar. Şimdi onların aracısı bu gazeteler, aracı. Yani amaç yani şu sorunu kaşıyarak büyütmek. Yani lütfen gelmeyelim, bu oyunlara gelmeyelim. Yani gelmeyelim, biraz daha sağduyu sahibi olalım. Ahmet Türk az önce anlattıklarımıza istinaden yazmış. Çünkü cevap hakkı doğduğunu düşünmüş. Biz efendim sizin yeğenlerinizden bahsetmedik. Genel anlamda bir çerçeve söyledik. Siz konuyu Allah razı olsun bir şekilde açmış oldunuz. Efendim sadece adaletli olunması gerektiğini söyledim. Benim yeğenlerim okul puanları yüksektir. Bir defa ceza bile almamıştır. Hakkı yoksa zaten Allah nasip etmesin diyor. Tamam güzel. Çok güzel. No problem. Ve devam ediyor. O devamı da biz okuyalım efendim. Efendim Milli Gazete ile devam edelim. Hakkın gür sesi diyor
Milli Gazete hakkın gür sesi diyor Milli Gazete. Bakalım gür ses nereden geliyor Milli Gazete'ye göre? Okuyalım efendim Milli Gazete'nin o başlığının devamını. Hak geldi batıl zahil oldu ayetini kendisine düstur edinen Milli Görüş davasının 43 yıllık sesi Milli Gazete'nin geleneksel iftar yemeği Milli Görüş ailesini bir araya getirdi. Saadet Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin ve Milli Görüşçü kuruluşların temsilcilerinin katıldığı iftar yoğun bir ilgiye sahne olurken inanan kadrolar Ramazan'ın bereketiyle oruçlarını açtılar. Evet, Milli Görüş dediniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Milli Görüş'ü temsil etmiyor mu? Milli Görüş'ün son nihai noktası bu millete hizmet etmek, bu milletin refah seviyesini yükseltmek, bu milleti o batı denilen emperyalizmin altında ezdirmemek değil mi? Ben öyle biliyorum. Yani öyle biliyoruz. O zaman siz niye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne düşmansınız? Şimdi ne oluyor orada? Tamam da sen bunu sorduğun zaman o da der ki seçimlerde ittifak yapmak istedik. Bize uzattığımız zeytin dalını AK Parti de geri çevirdi derler. O zaman olarak. Tamam deriz. Biz yani, de o zaman haklısınız. Deriz. Evet. Yani o zaman yani onlar da gittiler. Dediler ki reisin verdiği cevap zaaf görüntüsü olur. Zaaf görüntüsü olur. Olmaz. Bize katılın dedi. Has Parti gibi kepenkleri indirin bize gelin dedi. Size gelelim ama sizin de bazı uygulamalarınızı gayri İslami buluyoruz. Bunlar da öyle söylüyor. Bunların baktığı yerden de haklı oldukları yerlerde peki var. Gayri İslami görüyorken niye destekleyecekler? Desteklerken görünmüyor mu gayri? Ama kendi elemanı oradan aday olacak, sonra ayrılacak oradan. Ya ayrılacak. Daha sonra yine... Tabii daha önce bu uygulamalar vardı bunun vardı. Ama oluyor. Sonrasında tabii. O gayri İslami gördüklerini eleştirmeye devam edecek. Devam edecek, tabii edecek. Bu nasıl edecek. Bir siyasi? Bu nasıl edecek bir siyasi? Ama o zaman ne olacaktı? AK Parti yani tek seçim, başına iktidar olacaktı. Yani bunlar siyaset demek ki bu mu Sayın Uğurlu? Yani gayri İslami uygulamalar var. Bundan hoşnut değiliz ama seçimde biz hani geçinceye kadar köprüden bunları görürüz. Bize bunlar uygun gelir. Sonrasında biz ayrılırız, eleştiririz. Yani siyaset bu mu? Ahmet Bey, bak. Burada konuşuyoruz. Biz de şu tarafları yanlış diye söylüyor o yüz. Yanlış diye söylediklerimizin içinde gayri İslami uygulamalar yok mu? Zinanın kanunen serbest olduğu ve evliliğin kanunen yasak olduğu bir ülke sadece Çin. Yapmak izni seveyim. Yani sen buna İslami'dir diyebilir misin? İslam'da var mı böyle bir yaş sınırı? Rüşte erdiği zaman bir kız evlendirilir. Sen hadi evlendir şimdi. Cinsellik yaşı ilkokula kadar düştü şimdi. Facebook, Twitter, sosyal medya, asosyal medya, anormal bu televizyonlardaki diziler. Yani sosyal hayat çok canlı, çok gelişti. Öyle mi? Evet öyle, ben uydurmuyorum. Sen böyle bir dünyada diyorsun ki cinsellikte Allah'ın insanlara bir ikramı, hayatın bir realitesi. Diyorsun ki 18 yaşından önce evlenemezsin. Gayrimeşru şekilde o ihtiyacını gider diyorsun. Bu İslami mi? Yapma. Bunu söylemeyelim mi? Yani körü körüne particilik mi yapalım? Yani Saadet Partisi'nin seçimlerde kullandığı en önemli argümanlardan birisiydi. Ve doğru. Hani bir birliktelik olsaydı iki aylığına. İki aylığına? Evet, iki aylığına yutacaklardı bunu. Tabii böyle. Bu iş böyle. İki aylığına yutacaktı. İşte bana garip gelen kısım da bu. Millete de garip geliyor. Yani Ahmet siyasette... Bey, millete garip gelmez. Sana garip gelir. Sen de o zaman hiçbir zaman milletvekili olamazsın. Yapmıyorum hiçbir seni. Hiçbir zaman bir daha milletvekili yapmıyorum öyle seni. Öyle bir şey istemem. Ha. Bir gazeteci... Bana bak, aday olarak gelme asla benim partime. Allah'ın izniyle bir gazeteci olmalı. Siyasetçi de siyasetçi ha. olmalı. Ben... Siz de. Yani televizyoncunun televizyoncu olması. Yani bu kadar lafı milletvekili olmak için söylememesi gerekir. Yani çıkıp amaç orada milletvekili olmak değil. Yani dolayısıyla o da milletin yanında olmaktır. Siz ne demiştiniz bir gün seçimden önce? Ben bu kadar gazetecilerin milletvekili adaylığı olarak gösterilmesini doğru bulmuyorum. Evet. Demiştiniz. Doğru bulmuyorum. Yani tamam da orada şimdi, tamam da orada gayri İslami demedim ama. Şimdi yani bir gazetecinin
Yani sizin söylediğinize göre diyorum. Yani bir gazeteci, şimdi sonra bakıyoruz. O milletvekili, o milletvekili olacak. O yüzden AK Parti'ye iltifatlar ediyor şeklinde. Aday olacaksa, aday düşünüyorsa. Tabii ki. Yani aday olacaksa. Ama bu farklı bir şey. Bak, bu gayri İslamidir demedim buna. Bu gayri insanidir bu. Ama öbür taraftan İslam'ı kendine referans kabul eden, dindar bir nesil yetiştirmek istiyorum diyen Tayyip Erdoğan'ın partisi, eğer zinayı kanuna serbest, evliliği kanuna belli bir yaşa kadar yasaklıyorsa, burada dehşet bir yanlış var demektir. Onun da şapkasının önüne koyup düşünmesi lazım. Gözünü seveyim. Ahmet Bey, bak demin acı biberi geri aldım, şimdi tekrar o zaman, şişeyle koyacağım önüne acı biberi. O, bu şeye benziyor. Galiba Ayasofya Camisi'nde ibadete açmak bu kadar zor, bunu da yapmak bu kadar zor gibi geliyor. Niye zor olsun? Sen iktidarsın, muhtedir değil misin? Ayasofya Camisi'ni ibadete açamaması niye zorsa o yüzden zor derim ben de. Evet, yani senin tuttuğun yerde sağlam ama herkeste şöyle bir kanaat var. Reis Ayasofya Camisi'ni bir şey için saklıyordu. Başkanlık sistemini getirecekti ve başkan olarak açacaktı diye de yaygın bir kanaat vardı millette. Onu da söyleyeyim. Ha şimdi o olmadı. Olmadı. Evet. Efendim Milliyet Gazetesi Fırat'ın batısı kırmızı çizgi diyor bugün birinci sayfasında manşette ve aktaranın Fırat'ın batısı kırmızı çizgi. Hani şu kırmızı çizgiye atıfta bulunarak bir başlık atılmış efendim. Hemen seçimin ardından siyasi partiler, sözcüler, milletvekilleri çıkıp bir kırmızı çizgiden bahsetmişlerdi. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Koalisyon ortağı oluruz ama bakın kırmızı çizgilerimizde şu olursa şu olursa koalisyon olur şeklinde ortaya çıkmıştı. Artık yine medya literatürüne yani diline yerleşmiş oldu kırmızı çizgi. Bir iki üç ayda böyle idare ederiz kırmızı çizgiyle. Medyanın gündemi bitmez. Dönüyoruz Posta Gazetesi'ne. Posta Gazetesi maşallah, maşallah, maşallah bugün yarım ekmek olmuş. Maşallah. Efendim neden yarım ekmek? Posta Gazetesi'nde şöyle hani o logonun sağında ve solunda bazı griler görüyorsunuz. Efendim biz bunu neden yapıyoruz aktaralım. Hani çıkıyorsunuz ekranda. Bu kadına şiddet çok arttı efendim, nasıl olur kadına şiddet deyip konuşuyorsunuz saatlerce bık. Sonrasında televizyonlarınızda ve gazetelerinizde kadını bir obje olarak kullanıyorsunuz. Yani bana gel 18 yaşında 19 yaşındaki o zıpkın gibi delikanlılara gel desin diye gazetelerin birinci sayfalarına o kadın resimlerini basıyorsunuz. Ve televizyonlarınızda spor programında bile mini etekli kızı oraya oturtup ağzından tek bir kelime çıkarttırmıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki kadına şiddet. Biz bütün bunları şiddetle kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz. O yüzden bizde kadın yok. Kadın programı izletmek için bir obje değil. Kadın gazeteyi okutmak için bir obje değil. Kadın anamız, kadın bacımız ve kadın eşlerimiz. O yüzden yarım ekmek olmuş durumda bugün Posta Gazetesi. Geri kalan haberi okuyalım. Geriye kalan haberi okuyalım. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi diyor. Posta Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun ağzından veriliyor haber. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Uyan da balığa gidelim sanayın uğurlunun dediği gibi. O kan 30 yıldır devam ediyor. Şimdi mi aklınıza geldi? Sayın Kılıçdaroğlu, sayın siyasiler, 30 yıldır o Mehmetçiğin kanı akıyor. Doğu, ülkenin dediniz ya Kürt sorunu değil, Doğu sorunu. Sıkı yönetim bölgesi. Şimdi mi aklınıza geliyor? 30 yıldır kardeşi kardeşe vurduttunuz. Yani Kılıçdaroğlu'na demiyoruz tabii ki bunu. CHP'ye demiyoruz ama şimdi mi geldi? O kan hala dökülüyor. Efendim CIA ve FBI eğitti diyor Sabah gazetesi. Kimi eğitmiş? CIA ve FBI. Kimi eğitti? Fotoğraftan anlaşıldığı gibi. Efendim yapıyı eğitti CIA ve FBI. Efendim her zaman bir düşmana ihtiyaç var. Aslında asıl düşmanı hiç kimse söylemiyor. Herkes paralele yükleniyor. Aslında hani diyoruz ya dış güçler. Zannediyor musunuz ki dış güç paralel yapı? Paralel yapı bir maşa. Hadi dış güce seslenin bir de. Niye seslenmiyorsunuz?
Herkes paralel yapıya yükleniyor, biz de. Niye birileri çıkıp da şu dış gücün kim olduğunu anlatmıyor? Yıllarca şu askeri vesayetle ülkemizin üç bir tarafı düşmanlarla çevrili çevrili diye bizi şöyle sindirdiler. Şimdi de dış güçler. Çıkın biriniz söyleyin, kim bu dış güçler? Söylemiyor değil mi? Söylemiyor. Kim? Söylemedik mi? Güneydoğu'da çekiç güç vardı daha önce. Çekiç güçlü değil mi? Çekiç güç. Şırnak Dağları'na büyük 2 tonluk, 3 tonluk paketler attı çekiç gücün helikopterleri. Bizim genelkurmayımız gitti. PKK'lılardan önce paketleri aldı, açtılar. İçinde o meşhur spor ayakkabılar, PKK'lıların daha da giydiği. İsim vermeyelim. İlaçlar, evet. Yiyecekler, ilaç diyor. Evet. İlacın reklamı oldu değil mi? Şimdi yani ve Ahmet Bey, Amerika'ya denildi ki, hem de böyle o zaman şimdiki kadar kafa da tutamıyorduk. Yavaş sesle, abi bu dostlar sığar mı filan dedik. Yakışır mı? Bu yakışır mı? Bir dosta yakışır. O da dedi ki, hadi moralinizi bozmayın. Ben onu Kuzey Irak'taki Kürtler zannederek attım dedi. Yani o Amerika'nın o son sistem, teknolojik cihazlarla donatılmış helikopterleri Kuzey Irak'la Şırnak Dağları'nı ayıramıyor birbirinden. Biz de mecburen yedik. İstersen yeme. Evet, İstersen çok yeme. Güzel. Çok güzel. Ve o zaman bizim devlet başkanımız da dedi ki dost bildiğimiz bir ülke bunları besliyor dedi. Bu kadar söyleyebildi. Adını bile söyleyemedi. Ama şimdi yavaş yavaş artık o üzerimize giydirilen deli gömleğini çıkarıyoruz Ahmet Bey. Bunun ayak sesleri var. Bizi heyecanlandıran da bu zaten. AK Parti iktidarı bunu yapmaya başladı. Yani şimdi bizim helikopter yapmamızı, tank yapmamızı, Aselsan'ın yüksek teknolojili cihazlar yapmasını filan Amerika ister mi? Yapıyoruz ama. Yapıyoruz. Onlar da her fırsatta önümüze engeller çıkarmaya uğraşıyor işte. Yani bu gezi olayları onun işareti, bilmem ne onun işareti yani. Başka bir yolu yok. Aselsan'da birkaç tane mühendis, fizik profesörü öldü. Isparta'da düşen... Öldü mü? Öldürüldü. Öldürüldü. Rüldü, evet. Isparta'da düşen uçak. Yani soru işaretleri içinde bir sürü fizik mühendisi vardı o uçağın. Tabii. Yani işte efendim nerede... Ahmet Bey kabuğu kırıyoruz velhasıl. Ben onun için hep şunu söylüyorum. AK Parti'ye normal bir siyasi parti gibi bakmıyorum ben. Diyorum ki Türkiye'nin bütün sosyalistleri, Türkiye'nin bütün sosyal demokratları, Türk ve Kürt milliyetçileri, şeriatçıları ve kendini bu dört grubun dışında addedenler, ileride çocuklarımızın, torunlarımızın bağımsız bir Türkiye'de yaşamasını ve gözünüzü açmasını istiyorsanız AK Parti'ye destek olun, Tayyip Erdoğan'a destek olun. Bunun için. Değilse Tayyip Erdoğan bizim babamızın oğlu mu? Yani, Allah'ını sever. Yani çok güzel. Evet bu. Efendim Star Gazetesi'ne dönelim. FBI ve CIA'yı eğitmiş efendim, onu aktardık. Star Gazetesi kaçak oda yıkılıyor diyor Star Gazetesi. İnşaattan bir başlık, inşaat sektöründen bir başlık oluyor dolayısıyla bu. Tampon bölge Türkiye'nin hakkı Star Gazetesi. Şu an tampon bölge dendi. Geçtiğimiz günlerde özellikle şu konuda uzman olan bir kişi çok güzel bir cümle sarf etti bir programda. Efendim dedi, bu ülkenin güneyinde bir Kürt devleti kurulacaksa biz kurduralım dedi. Neden dedi başka insanlara? Kurulacak, evet kurulacak. Biz kurduralım. Kurulacak yani kaçınılmaz son. O zaman Türkiye kurdursun. Orada bir Kürt devleti kurulacaksa bunu kurduracak olan Türkiye olsun. Türkiye kurdursun. Galiba onunla ilgili az önce o Barzani, bir izleyicimizin Barzani ile ilgili yorumu da buna biraz açıklık getiriyor. Sözcü gazetesi kurdurtturmazlar yani. Değil mi? Yani Barzani ile burada bir dirsek teması olsa hemen durum... Ahmet Bey, Barzani ile dirsek teması var zaten. Var zaten. O zaman onun işte, için bu DAEŞ Barzani ve PYD Barzani'yi hizaya çekmek için kurdurulan örgütler. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Yani. Barzani Türkiye akıllı adam. Bir de babasından nasihatli. Türkiye ile iş yapmak istiyor. Şu anda Türkiye'nin orada... Yanılmıyorsam 10 milyar dolarlık yatırım, inşaat devam yatırımı eden var süre, tabii. Evet.
süren inşaatlar var, yatırımlar var, iş adamlarının yatırımları var. Efendim Sözcü, birçok iş adamı orada sadece inşaat sektörü değil, birçok sektörde yatırımları var. Yani o hani Kürdistan özerk bölgesinde. Tayyip'in böceğinden Reza'nın ortağı çıktı diyor Sözcü, anlatıyor yine efendim. Bu canavarları siz yarattınız diyor Sözcü, yine anlatmaya devam ediyor. Bir canavar siz yarattınız diyor. Sözcü gazetesi siz yarattınız diyor. PYD ile ilgili, PYD'nin orada liderinin fotoğrafı var. Bu canavarları siz yarattınız diyor. Aktarıyor ve devam edelim Sözcü gazetesinde bugün. Yani hayır denecek ya da evet denecek bir durum yok. Hayır denecek de bir durum yok. Yani dış politikayla ilgili evet bir cümle var orada. Onu önümüzdeki günlerde görürüz ama şiddetle kınanacak. İlk defa yani uzunca bir süredir yani öyle gülünecek bir manşet atmamışsınız. Biraz çalışmışsınız galiba. Evet, gönderiyoruz. Takvim Gazetesi'ne geliyoruz. Takvim Gazetesi diyor ki diren diyor, Çipras diyor. Yunanistan liderine diren Çipras diyor. Ve sonra da Davutoğlu'nun Yunanistan'a yardım, evet biz size borç para verebiliriz sözünü aktarıyoruz. Nereden nereye diyoruz. Olur mu? Olur. Hadi isteyin. Yapar mıyız? Yaparız. Belki hani bizi birbirimize düşürdüler Yunanistan'la. Bu ülkeyi birbirimize düşürdüler. Kimlerin yaptığını biliyorsunuz. İngilizler. Sonrasında belki yine bir araya geliriz katliam. Çünkü birlikte yaşıyorduk, öyle değil mi Sayın Uğurlu? Ama onu bize, birbirimize kim düşürdü? Bu işi çok iyi bilen İngilizler. Bizi birbirimize düşürdüler. Bizi Araplarla birbirimize düşüren, bu işi iyi bilen kim? İngilizler. Onlarla da düşüren yine Yunanlılarla bizi birbirimize düşürdü. Yeni anladık da dedik ki ya abi adamlar kuru fasulye yiyormuş dedik. Zaten beraber yaşadınız yüzyıllar boyunca. Sonra dedi, aa adamlar dedik sarımsaklı cacık yapıyorlar dedik. Beraber yaşadınız. Birlikte yaşadık. O ya yüzden olabilir Ahmet mi? Ahmet Bey, bir stadyum büyüklüğünde karda kayalıkları yüzünden birbirimize giriyoruz. Girdik ve şu stadyum ve onun yüzünden ne kadar iki tarafa da uçak sattı bunlar. Yani. Uyanın Yunanlılar, siz de uyanın, biz de. Biz uyandık da siz de uyanın. Uyanmışsınızdır eminiz. Efendim inşallah bu bir vesile olur da, şu durum bir vesile olur da daha iyi olur. Taraf Gazetesi'ne gelelim. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Bu tanıdık geldi bu başlık. Hangi gazetedeydi? Evet, 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 evet bakıyoruz. Tanıdık geldi. Kanla ilgili. Posta Gazetesi. Taraf Gazetesi. Farklı tarafta olduklarını düşünüyorsunuz. Sahipleri farklı zannediyorsunuz değil mi? Görünen sahipleri farklı. Bilinen sahipleri farklı. Tek sahipleri var bunların, tek. Sahibinin sesi. Sahiplerinin sesi. Posta Gazetesi'nde de başlık aynı, Taraf Gazetesi'nde de. Katliamı yapan yazanı suçlandı. Yapan değil, yazan suçlandı. Şimdi onu bırakalım, şuna bakalım. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Taraf Gazetesi. Verdik ekrana. Taraf Gazetesi. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Gazeteyi kaldırdık ekrandan. Ekranda biz varız. Şimdi Posta Gazetesi'ni arkadaşlarımız unutmayın. Taraf Gazetesi geldi ekrana. Şimdi de Posta Gazetesi'ni ekranlara getirelim. Biz hatırladık. Size de hatırlatalım. Bir tarafta Taraf, diğer tarafta Posta. Çok önceleri okuduk ama şimdi evet bakın bu da Posta Gazetesi. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Ya bir kelimeyi değiştirin, bir tanesini bari değiştirin. Ya da şey mi düşündünüz, tarafı alan postayı almaz, postayı alan tarafı almaz, bir haber oluruz mu düşündünüz? Bir kelimeyi bari değişin. Aynı kelime, aynı. Taraf da aynı, posta da aynı. Bir daha verebilir misin tarafı? Bir daha verebilir miyiz? Bak, millete bir şey gösterelim, millet hani biraz uyansın. Kim nerede, kimin sahibi kim? Gördünüz. Ahmet. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Kaldırdık Taraf Gazetesi'ni. Postayı verebilir miyiz tekrar? Evet, gözümüze sokalım mı durumu? Bir daha verdik ya, postayı. Ahmet Bey. Sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Gördünüz mü? Kelime bile değişik değil. Şimdi bize gelebiliriz. Ahmet Bey. Buyurun. Yalnız bu ay senin maaşından keseceğim. Postanın acayip reklamını yaptın. Kimden alacağız bu reklam parasını? Reklam milletin gözüne neyin reklamın reklamı? İyisi kötüsü olmaz diye olmaz. De bir söz var mı? Yok, millet şunu anladı en azından herhalde. Sahipleri bir tane. Bakın kelimeyle bile siparişle yazılmış haberler bunlar. Kelimesine dokunulmamış. Efendim Türkiye Gazetesi'ne geliyoruz. Maceraya girmeyiz diyor Türkiye Gazetesi. Sağduyulu bir şekilde yaklaşıyor. Efendim
Efendim bu ülkeden Suriye'ye girilmesi konusunda çok önceden istekler olundu. Siz. Zannediyor musunuz o gezi olayları? Zannediyor musunuz ki o aralık sürecindeki yapılanlar? Yani Suriye'ye girmek için bu ülkeye çok baskılar yapıldı. Şimdi değil. Vatan taktik savaşı diyor Vatan Gazetesi. Taktik savaşını aktarıyor. Yani mecliste meclis başkanlığı seçimiyle ilgili olarak bir başlık atıyor ve dönüyoruz Yeni Asya Gazetesi'ne. Yeni Asya Gazetesi Suriye'ye müdahale felaket getirir diyor. Hepimiz aynı şeyi biliyoruz ve bu konuya da inanıyoruz. Baran Su serbest bırakılmış. Yeni Asya Gazetesi duyuruyor haberi. Taraf Gazetesi yazdı mı bilmiyoruz ama Taraf Gazetesi ilgimizi farklı bir yöne çektiği için görmedik. Baran Su serbestmiş. Bundan sonra ne yapacak acaba merak ediyoruz. Devam edelim bir bavul dolusu belgeyle. Ergenekon sürecini başlatan gazeteci diyor. O belgelerin çoğunu biz de gördük efendim. Yeni Şafak gazetesi diyor reddeden oyun dışı kalır diyor. Yeni Şafak gazetesi reddeden oyun dışı kalır. Göreceğiz, oyunu göreceğiz. Oyun dışı kalanları göreceğiz. Oyunun nasıl sonuçlanacağını da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ve Zaman gazetesine geliyoruz. Zaman gazetesi. İsrafın sonu iflas diyor Zaman Gazetesi. Yeni meclisin karar günü diyor. Zaman Gazetesi bugün biraz mola vermiş gibi görünüyor ama mola vermez. Dönüyoruz Fanatik Gazetesi'ne. Fanatik Gazetesi de artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaştığımızı işaret ediyor. Beşiktaş dağılıyor diyor. Podolski diyor ve yine transfer sezonuyla ilgili duyurular yapıyor. Takımlardan taraftarlara ve fotomaça bakıyoruz. Nani dedi fotomaç uzunca süredir Nani diyor. Nani'yi alıp gelecekmiş efendim birileri Fenerbahçe ile ilgili bir haber aktarmış olduk. Bu bir spor gazetesinden dolayısıyla bir futbol gazetesi desek daha iyi olur. Aktardığımız son haber ve dolayısıyla gazetelerden aktarmış olduğumuz son haber oluyor. Ve şimdi Ahmet Bey, dönüyoruz. Ahmet Bey özür dilerim sen demin. Nani derken ben de hep böyle mani anlıyorum. Hani futbolcu deyince akla hep böyle trilyonluk paralar geliyor. Evet. Nani deyince dedim Ahmet Bey elini niye böyle yapmadı? Mani. Mani hani para, evet, para. Mani. Evet. Şu baş parmağın işaret parmağına sürtüldüğü evet. An. Paralı elcilerin işareti. Paralelci. Paralelci. Çok güzel. Efendim pekala köşe yazarlarımızın bugünkü yazılarına bakıyoruz. Öncelikle Sayın Kara Hasanoğlu'nun yazısına bakıyoruz. Bugün Ali İhsan Kara Hasanoğlu'nun yazısına. Ama önce başlık. Size söz. Artık AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Yeter ki bu kadar çirkefleşmeyin diyor Sayın Kara Hasanoğlu. Gülen grubunun Tayyip Erdoğan'ı devirmek için yaptıkları o kadar haddi aştı ki hiç kimse hiçbir şekilde bunları tevil edemez artık. Hani kıldan tüyden bir konudur. Şunu şunla tevil edersiniz ama der. Bir sürü mazeret üretirsiniz. Bunu onunla tevil edersiniz fakat bir de işin şu yanı var der. Bin bir bahane ile konuyu normal gösterirsiniz diyor Sayın Kara Hasanoğlu. Ve Sayın Dilipak'ın yazısına bakıyoruz. Sayın Dilipak ama önce yine az önce de söylediğimiz gibi başlık hainane planlar diyor Sayın Dilipak. Hainane planlar. Yeni bir hainane planlar, haince planlar da diyebiliriz. Yeni bir Mavi Marmara vakası daha diyor Sayın Dilipak. Bu yaramaz adamlar yine otoriteden izin almadan Gazze'ye sefer düzenlediler ve İsrail yine saldırdı. 18 yolcusu ile birlikte Mariana, Aşot limanına götürüldü. İsrailli çocuklar bu sahneleri izlerken çok korkmuşlardır. İsrail her seferinde saldırıyor ve yaptığı yanlarına kar kalıyor diyor Sayın Dilipak bugünkü köşesinde. Ve Sayın Karakaya'nın yazısına bakıyoruz. Günün ilk dakikalarında Sayın Karakaya'nın yazısının başlığını gazetemizde yer alan bir haber vesilesiyle aktarmıştık. Ve şimdi dönüyoruz Sayın Karakaya'nın yazısına. DAEŞ İslamcı değil diyor Sayın Karakaya ve başlık devam ediyor. Baro ve odalar da demokrat değil. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki bir mevzuya değinelim derken diğerleri gündemden kalkıyor.
Ne yapsak acaba? Birinin kuyruğundan yakalamışken diğerlerini de kulaklarından mı tutsak mesela? Biz DAEŞ, PYD ya da Mimarlar Odası ile ilgilenirken homolar ve lezbiyenler girdi gündeme diyor Sayın Kırakkaya. Evet, bu ülkede gündem o kadar çok hızlı değişiyor ki yakalamak lazım. Ama yine bizim işimize yarıyor galiba. 3 saate yakın bir süre yayında olunca bu gündemin çokluğu 3 saat boyunca o kadar çok şeyler anlattırıyor ki bize. Ama bir şey unutturuyor, milletin sorunu. Efendim, unutulmamak adına Akit Sabah'a yazabilirsiniz. Şimdi Serdar Erseven'in yazısına bakıyoruz. Bugün seçim olsa ne değişir diye soruyor Sayın Erseven. Meclisteyiz, Kemal Kılıçdaroğlu bağırıp çağırıyor. Toplama kalabalıktan tempo. Başbakan Kemal, Başbakan Kemal, neyse geçelim. Meclis başkanlığı turları çok da önemli değil. Mecliste dolanırken yolumuza çıkan AK Parti kurmaylarının tekrar seçimden yana olup olmadıklarını anlamaya çalışıyorum diyor Serdar Erseven. Evet, kurmayları değil de biraz milletin içinde olsak daha iyi olur gibime geliyor. Yani hani o tabloyu daha net anlayabilmek için. Her yazdığımız, her söylediğimiz tabii ki milleti geleyana getiriyor. Hadi erken seçim, evet kurmaylar erken seçim diyor. Erken seçim, hadi erken seçim tarih tekerrürden ibarettir. Çok söyledik. Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı olmayacaktı, daha henüz erkendi dedik. Tarih tekerrürden ibarettir. Bakınız Anavatan Partisi. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önce Sayın Uğurlu, ardından bizler veda edeceğiz. Buyurun efendim. Ölmezsek kalırsak, başımıza bir iş gelmezse biz yine yarın bu ekranlarda olacağız. Ve doğruya doğru, eğriye eğri demeye devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm inananların üzerine olsun efendim. Sağlıcakla kalın. Efendim, bir cümlede bizden o zaman İstanbul'a gelirken unuttuğumuz şeyi hatırlatalım. İstanbul'a gelirken yiyeceğimizi getirdik. Ekmeğimizi getirdik, kıyafetimizi getirdik ama bir şey unuttuk. Şu güler yüzlülüğümüzü unuttuk, Anadolu'da bıraktık ve Allah'ın selamını birbirimize vermeyi, getirmeyi unuttuk. Verin, selam verin. Birbirinize selam verin. Birbirinize gülümseyin. Korkmayın efendim. Allah'a ısmarladık.